Arkadaşlar merhabalar. Sürpriz bir seri. Normalde e, bu yıl yapmayı düşündüğüm bir seri değildi ama... ...şunu fark ettim. Şimdi öğrencilerimiz çalışırken... E, ...tabii ki bu kanaldan... ...olabildiğince öğrencimiz yararlanıyor. Ama diğer taraftan da şu var. Hedefi yüksek olan öğrencilerimiz var. Hedefi yüksek olduğu halde istediği netleri yapamayan arkadaşlarımız var. Veya istediği netlere ulaşıp daha da fazlasını isteyenler var. E, ben... Hem böyle genel görüntü olarak hem yorumlarda hem bazen sorulan sorularda şunu fark ediyorum. Yani bazı temel eksiklikler var konu çalışılmasına rağmen üzerinden bir kez daha geçilse iyi olur. Benim kanalda zaten bir soruyorum ve hedef ilk biliyorsunuz var. Bundan her zaman yararlanabilirsiniz. Ama şimdi öyle öğrencilerimiz var ki atıyorum netleri 30 bandına doğru gelmiş ya da 30'un daha altında. Bu öğrencilerimiz çalışırken bazı ufak tefek yerleri göz ardı ediyorlar. Böyle olunca bir polinom tekrarı işte parabol bütün inşallah kısmet olursa AYT'deki sonuçta AYT bizim için malum çok kıymetli. AYT'deki konuların üzerinden bir daha bu yıl geçmek iyi olur diye düşündüm. Ve her konuda değişen sayılarda arkadaşlar sorular göstereceğim. Bunların üzerinden tekrar edeceğiz. Bazı konularda da ne olur ne olmaz diye giriş kısmında bakın özet niteliğinde anlatımlar yapacağım. Gördüğünüz gibi hani göstereyim hem ilk videodan da konu konu arkadaşlar bu şekilde e, orta düzey aşırı zorlamayan bazı yerlerde ince sorular olan ama e, çoğunuzun ihtiyacı olan sorularla tekrar yapacağız. Bu tekrarı özel normalde pdf vermiyorum ben ama e, yani imkanlardan dolayı yani yasaklardan dolayı ama bu tekrarı özel pdf olacak o yüzden dilerseniz siz kendinizin seviyenizi iyi olduğunuzu düşünüyorsanız bunu tekrar niyetiyle alırsınız. Böyle hani benim netlerim zaten çok yüksek hocam ben alayım bunu tekrar niyetine çözeyim sadece çözemediklerime bakayım da diyebilirsiniz. Diğer taraftan ben hocam sizinle gitmek istiyorum bir tekrar etmek istiyorum ee, böyle cilalamak istiyorum diyorsanız o da olur. Hocam ben hepsini sizden dinleyeceğim diyen arkadaşlarımız ama ne yapmalı muhakkak soru soru konu özeti bittikten sonra her bir soruyu kendiniz uğraşıp sonra benden dinleyin. Akılda kalıcılık açısından malum zamanımızı kıymetli bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Kıymetli zamanımızı bunun için de arkadaşlar sadece izlerim geçerim olmaz. İnanın son böyle artık zamanlarda bu tekrarları faydalı bir şekilde kullanmak için siz uğraşmadan kesinlikle çözümlere geçmek yok tamam mı? İlk polinomla başlayalım bakalım arkadaşlar. Polinomun tanımı Bazen göz ardı ediliyor çünkü. Polinomda arkadaşlar x'lerin üstleri muhakkak doğal sayı olmalı. Bu birincisi. İkincisi kat sayılarımız muhakkak gerçel sayı olmalı. Bak görüyor musun tanımda var. Yani bir polinom kat sayıları iyili olamaz. Sanal sayı olamaz. Ne olacak? Kesinlikle x'lerin üstleri doğal sayı ve kat sayılarımız da reel sayı olacak. Hemen aklınıza bir soru gelir mi gelmez mi ben yine söyleyeyim. Diyelim bir polinomumuz var. Bir sürü terim var. Önemli değil. Artı 3 diye bitiyor. Bu da arkadaşlar polinomun kat sayısına dahildir. Nasıl yani hocam derseniz. Aslında bu 3 çarpı x üzeri 0'dır. Dolayısıyla sabit terim aynı zamanda x üzeri 0'lı terimin kat sayısıdır arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Örnek vermek gerekirse. Bir px polinomu x kare artı 2x artı 3'ü düşün. Bunun kat sayıları 1, 2 ve 3. Evet kesinlikle 3 de bir kat sayıdır. Aynı zamanda sabit terimdir. En büyük dereceli terimimiz x kare. Bunun kat sayısı baş kat sayıdır. En büyük dereceli terimin kat sayısı baş kat sayı arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Bazen kafa karışabiliyor. Şunu da belirtmem lazım. Px polinomu arkadaşlar. Ax'in üstü doğal sayı o zaman 1 bölü x bir polinom mu? Sakın. Px bir polinom değildir. Çünkü gerçeği bunun ne? x üzeri eksi 1 şeklinde olması. Dolayısıyla eksi 1 de gördüğün gibi bir doğal sayı değil. O yüzden bir polinom değil. Yani burada aman dikkat edin. Hani paydada a ne güzel x kare bu polinomdur değil. Bakalım burada derece kavramında da hatırlayacağımız şeyler var. Derece arkadaşlar demin söylediğim gibi e, en büyük derece Baş katsayı bunun katsayısı en büyük dereceli terimin derecesidir. polinomun derecesi oluyor. Mesela bu polinomumuzda derece nedir? 2. Örnek veriyorum px eşittir 3x üzeri 10 artı 10x üzeri 7 artı x üzeri 8 dersek bu polinomun derecesi ne olur? 10 olur. Baş katsayısı ne olur? En büyük dereceli terimin katsayısı olan 3 olur. 3 baş katsayı 10 da derecemizdir. Burada arkadaşlar bir iki tane polinomumuz olsun. P'nin derecesi Q'nun derecesinden büyük olsun tamam mı? Böyle bir bilgi vermiş olayım. O zaman ne deriz? İki polinomun toplamının derecesi büyüğün derecesine eşittir. Nasıl? Çok basit düşün ya. Hiç kendini kasma. Farklı terimlere gitme. Px x üzeri 4 olsun. Qx de x küp olsun. Topla bunları ne oldu? x üzeri 3 artı x üzeri 4. Ya da farklarını al. Eksi x küp artı x üzeri 4. Fark etmiyor bak. İster toplamları ister farkları. Her türlü derece ne oldu? Büyüğün derecesine eşit oldu. Birincisi tamam. Çarpımlarının derecesi nedir? Tabanları aynıysa üstler toplanır değil mi? Üslü sayılarda. O yüzden dikkat et hemen basit bir örnekine. İki tane polinomu çarptım. X üzeri 7 oldu. Ha, Hakikaten bak. Üstlerin toplamından geliyormuş. Demek ki evet tamam burada tabanlar aynı. Zaten X üzerinden gidiyoruz. Dolayısıyla üsler toplamı. O zaman iki polinomun çarpımının derecesi bu yüzden derecelerin toplamına eşit. İki polinomun bölümünün derecesi nedir? Evet kesinlikle bunların dereceleri farkıdır. Hemen yapalım bak x üzeri 4 bölü x küp ne oldu? Tabanlar aynı üstleri çıkar İşte üstleri çıkar diyoruz. Dolayısıyla neymiş? Üstler farkıymış. Şimdi gelelim derecede bir polinomun içindeki katsayıyı ve sabiti değiştirdik. Ne olabilir dersek onu da belirteyim. Burada arkadaşlar kat sayının ve sabit terimin dereceye bir katkısı olmayacak. Bak bir örnek verelim. Px eşittir x olsun. Bunun derecesi nedir? 1. Ben şimdi gitsem bu x gördüğüm yere 2x artı 3 yazsam. Gördüğün gibi derece değişiyor mu? Hayır. Ya da gittin mesela px eşittir x kare olsun. Sen burada px eksi 1 yaptın. E bu polinom ne olur? x kare eksi 2x artı 1. En büyük dereceli terimin derecesi yine ne? 2. Dolayısıyla Derece sorularında, derece sorularında katsayı değil, derece sorularında sabit ve katsayıya hiç odaklanmana gerek yok. Burada ha px, ha px artı b hiç fark etmez. Derecelere aynıdır tamam mı? Gelelim şimdi bir polinomun böyle üstünü alırsak derecesi ne olur? Üstün üstü çarpılır hesabıyla dereceler çarpılır. Bunlar da hep basit düşün. Tek terimli düşün ya 50 tane terimli bir polinom düşünmene bile gerek yok. Bak şimdi px eşittir x kare olsun. Gittim p küp x dedin. p küp x ne demek? x kare çarpı x kare çarpı x kare. Tabanları aynı üstleri toplanı oldu 6 oldu. Cidden o zaman ne oldu? x karenin x karenin kübü olduğu için bu ifade üstün üstü çarpılar 6 oldu. Gerçekten o zaman böyle oldu. Gelelim şimdi px üzeri n'in derecesine. Şimdi arkadaşlar px üzeri neye gelelim. Ne farkı var hocam üsttekinden? E farkı var tabi basit bir örnek göstereyim. px eşittir x kare artı 1 olsun. Şimdi bak p kare x nedir? x üzeri 4 artı karesini alıyorum. 2x kare artı 1'dir. x kare artı 1'in karesini aldım. Tabii ki hemen şimdi bir de sana px kareyi göstereyim. Bak px kare ne demek? x gördüğün yere git x kare yaz demek. Yazıyorum üstün üstü çarpıları x üzeri 4 artı 1 oldu. Ne farklı? Polinomlar farklı. Ne aynı? Dereceler aynı. Bu yüzden bak şimdi px üzeri n ile p üzeri x eşit olmayabilir. Eşit olmayabilir. Gördüğün gibi bir örnekle eşit olmayabileceğini gösterdim. Çünkü birisi polinomun kuvvetini almak, diğeri sadece x'in kuvvetini almak. Ancak garanti bir kuralımız var. Derece p üzeri n x ile derece P x üzeri ne? aynı. Evet bu değişmiyor. O yüzden bak burada ikisinde de görüyor musun? İkisinin de derecesi derecelerin çarpımı. Üstün üstü çarpılır. Hemen bir tane daha örnek görelim. Mesela bir P x olsun x üzeri 4 olsun. Kuraldan yapalım artık. Ben sana dedim ki P üzeri 5 x'in derecesi nedir? Direkt üstün üstü çarpılır 4 kere 5'ten 20'de. Ya da px üzeri 5'in derecesi nedir dedim. Üstün üstü çarpılır direkt dereceleri çarp 20'de. Şunu bir not et lütfen. Bunu bir not et. Eşit olmayabilir de. Çünkü olduğu durum da olabilir, olmadığı durum da olabilir. Ama net bilgi burada netiz. Bu şekilde bunu bir bilgiyi de sağına soluna bir yere not et. Ben de sileyim müsaadenle. Şimdi gelelim baş kat sayıya. Baş kat sayıda bak görüyor musun? Px'in baş kat sayısı c ise... P, A, X artı V'nin başkat sayısı ne oldu? C çarpı A üzeri P oldu. Bir örnek görelim. Bazen böyle harfli insana değişik geliyor ama alışmamız lazım. Px eşittir. 3x kare olsun. Hiç kasmayacağım. Böyle tek terimli bir polinom yazayım. Şimdi gittim sana dedim ki P 2x artı 3'ün baş kat sayısını bulduk. Gel bakalım. 3 2x artı 3'ün karesi e, olmuş oldu polinomumuz. Dağıttığım zaman 3 çarpı 4x kare artı şöyle yapayım. 6 12x artı 9. Dağıt şimdi 3 kere 4 12x kare 36x 27. Ne oldu? Baş kat sayımız 12 oldu. Başlangıçta neydi? 3. Şimdi gerçekten burada dediğim doğruymuş bak. 3 burada duruyor. Başlangıçtaki katsayım duruyor. Şu 2'nin karesini aldım. 4 oldu. Cidden 3 çarpı 4'ten 12 oldu. Bir tane daha yapalım. Bir örnek daha yapalım. Bir geri alayım. Not etsen istersen. Bir örnek daha göstereyim. Px eşittir 4x küp olsun. Ben de sana gittim dedim ki P3x'in derecesini bul bana. Bak şimdi hemen şunu yapabilirsin. 4 çarpı x gördüğün yere 3x yazarsan ne oluyor? 4 çarpı 27 x küp. Sakın üstü dağıtmayı unutma. Temel TYT matematik bilgisi. 3 üzeri 3 27 x küp. O zaman ne oldu başka sayımız? 108 oldu. Gerçekten bu kural doğruymuş bak. Polinom kaçıncı derecedense ee, burada verdiğimizde bakıyoruz. A hatta şurada yazayım. Derece P, X'in de P olduğunu söyleyeyim. Böylece bak ne yaptım? A'nın P'ninci kuvveti çarpı C. Gerçekten gel şimdi buraya. Bu sorumuzda kaçıncı dereceden? Üçüncü dereceden. Ee, buradaki kat ne? 3. Üç. 3'ün Üçün üçüncü kuvveti 27. Bir de başta 4 var. 108. Bu şekilde arkadaşlar sonuçlar çıkarabilirsiniz. Benim önerim şudur. Polinomda derece sorularında sanki tek bir terimle uğraşıyormuşsun gibi düşün. Düşünsene px eşittir x kare artı 2x artı 1. E, polinomun derecesinde 2x artı 1'in katkısı var mı? Hayır. Polinomun baş kat sayısında 2x artı 1'in katkısı var mı? Hayır. O zaman ben sadece en büyük dereceli terime odaklanmam yeterlidir. Ne zaman? Baş kat sayıda ve derecede. Şimdi yine bazen karıştırılan bir bilgiden hemen üstünden geçelim. Px polinomunun katsayılar toplamı için arkadaşlar x yerine 1 yazıyoruz. Niye hocam böyle dersen aslında bu bir sonuç ki kural değil. Hemen basitçe görelim. 2x kare eksi 3x artı 1 polinomunu düşün. Katsayılarım neler? Fosforluyorum. 2, eksi 3 ve 1. Demin söylediğim gibi 1 de bir katsayıdır. Çünkü x üzeri sıfırlı terimin katsayısıdır. Ne diyoruz bu 1'e? Sabit terim diyoruz tamam mı? Şimdi o zaman katsayılar 2, 2. Eksi 3 artı 1'den ne geldi? 0. Bak şimdi burada neyi görüyoruz biliyor musun? X gördüğün yere 1 yazınca hakikaten X'ten kurtuluyorsun ve sadece katsayılar kalıyor. Görüyor musun? O yüzden X yerine 1 yazıyoruz. Bak burada şey değil. Hedefimiz P1'i bulmak değil. Bir polinomda X yerine 1 yazdığın zaman X'lerden kurtulduğun için... X'leri 1'e dönüştürdüğün için sadece katsayılar geliyor. O yüzden hangi polinom olursa olsun sana bir polinomun katsayılar toplamını sorarsa x yerine 1 yazacağız. Tamam. Gelelim sabit terime. Sabit terimi sorarsam. Bak şimdi. Yeni bir polinom yazayım. x küp artı 3x kare eksi 2. Sabit terim nedir? x ile olmayan terim. Yani bu. Şimdi bak x gördüğün yere 0 yaz. x eşittir 0 için Cidden bu gidiyor, bu gidiyor. Hakikaten sabit terim kalıyor. Sebebi bu. Öyle aman aman bir şey değildir yani bu ilk kural. Sadece niye özellikle hatırlattım? Bazen öğrenciler şunu karıştırabiliyor. Onu bir uyaralım. Px eksi 1 eşittir. X kare artı 4x eksi 3 dedim. Hadi bana hemen durdur. Bu polinomun katsayılar toplamını bir hemen kenara not et bakayım. Hemen bu polinomun bana sabit terimini not et bakayım ne diyeceksin. Bak Tonga'ya düşme sakın ne diyeceksin? Ya hocam polinom zaten gözümün önünde. Bu polinomun katsayılar toplamı için bak bu polinomun ne dedim? Bu polinomun katsayılar toplamını bul dedim bana. O zaman ne yapacaksın? X yerine 1 yazarsan hakikaten bunun katsayısı zaten 1. X yerine 1 yazarsan gerçekten katsayısı 4. X yerine 1 yazınca zaten ne oldu? Eksi 3. Ne geldi? Burada katsayılar toplamımız 2 geldi. Bunu dediysen doğru. Bak gördüğün gibi çünkü Cidden kat sayıları bunun 1, 4, eksi 3. Neyin kat sayılarını soruyorsam orada x yerine 1 yaz. Gelelim şimdi bu polinomun sabit terimine. Artık ne diyeceksin? Eksi 3 değil mi? Çünkü bak x yerine 0 yazdım. Bu polinomun sabit terimi eksi 3 demektir. Dolayısıyla x yerine 0 yazıyoruz. Nerede? Hangi polinomu soruyorsam orada. Bazen de ne denir? Sana gider bu polinomu verir. Tamam Hatta düzeltelim yeni bir polinom yazalım. Yeni bir polinom olsun. Bir tane polinom. Kasmayayım kendimi. x kare artı 2x diyeyim. Şimdi bu polinomun bana katsayılar toplamını söyle. x yerine 1 yazarsan bu polinomun katsayılar toplamı ne oldu? 1 artı 2'den 3. Bazen de ne diyor? Sana px eksi 2'nin katsayılar toplamını bul diyor. Heh. Şimdi gel burada sana bir seferlik uzunca göstereyim. Yazıyorum. Px eksi 2 polinomunu bir bulalım bakalım. Px eksi 2 x gördüğün yere x eksi 2 yaz. x eksi 2'nin karesi. Artı x gördüğüm yere x eksi 2 yazdım. Böylece ne oldu? x kare eksi 4 x artı 4. Artı 2 x eksi 4. 4'ler gitti bir sileyim. Ee, buradan yine ne oldu? Yeni bir polinom geldi. x kare eksi 2 x oldu. Katsayılar toplamı ne? Yeni polinomda bu polinomun katsayılarına bak. 1 ve eksi 2. Topladığım zaman ne geldi? Eksi 1. Şimdi şunu diyeceksin. Ya hocam bu kadar muhabbete gerek yok ki. Hangi polinomda soruyorsan onda x yerine 1 yazmayacağız mı? Bak eksi 1'i buldum. Kırmızıyla şimdi onu yapayım. Gidiyorum x gördüğüm yere bu polinomda çünkü bunun katsayılar toplamını soruyorum. x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 2'den p eksi 1'i bulacaksın. Bunun mesajı budur. Hangi polinomda katsayılar toplamı istiyorsan orada gidip yerine 1 yazacaksın. E yazınca hocam P-1 e P-1 bilmiyorum hocam ne yapacağım? E gel şimdi ben sana zaten ne güzel Px polinomunu vermişim. Px polinomunda P-1 bulmak için x yerine şimdi ne yazman lazım? P -1'i bulmak için x yerine -1 yazman lazım. Dolayısıyla 1 -2'den cidden ne oldu Eksi -1. Demin ben burada ne bulmuştum? Eksi -1 uzun yoldan burada yapınca gittik x gördüğümüz yere x 2 yazdık, polinomu bulduk, polinomun katsayılarını tek tek gördük. Ama artık müsaadenizle not edebilirsiniz. Ben siliyorum burayı. Artık ne diyoruz? Px 2 polinomunu sorduğum zaman ben sana hiç bu muhabbetlere gerek kalmadan hangi polinomu soruyorsam orada x yerine 1 yazacaksın ve olayı halledeceksin, tamam mı? Bununla ilgili soru zaten bakacağız. Bir hatırlatmak istedim. Şu kuralı da hatırlayalım. Çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı ezber kuralımız P1 artı P-1 bölü 2. Tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı P1 eksi P-1 bölü 2'dir. Bunun ispatını merak eden arkadaşlarımız için e, unutmazsam, unutursam siz bana hatırlatın. Link bırakayım, bağlantı bırakayım daha doğrusu. E, çünkü arkadaşlar burada hani özet geçiriyoruz Şimdi bütün formüllerin ispatını yapmak çok manasız. Sadece merak eden arkadaşlarımız dilerse bıraktığım bağlantıdan açıklamaya bırakırım muhtemelen. Açıklamaya bırakmazsam e, sabit yoruma bakın. Orada da yoksa hatırlatın ben e, göstereyim. Oradan sadece merak eden arkadaşlarımız bakabilir. Önemli olan bu formülü bilmen. Kalan bulmada bölen bulmada neye dikkat ediyoruz arkadaşlar? Bir kere kesinlikle kalanın derecesi bölenin derecesinden küçük olmalı yoksa olmaz, hatalı olur. Ee, ne olur o zaman paydada kesirli ifade kalacağı için sorumuz hatalı gelir. O yüzden muhakkak kalan bölenden derece olarak küçüktür. Klasik bölünen bölüm kalan çarpımı orada da neye dikkat ediyoruz? Rx ile Qx klasik matematikte yaptığımız şey. Bölenle bölüm çarpılır kalan da eklenir. Hakikaten bak polinomu buluruz. Bazı sorularda şu ifadeyi yazmak bile bizi kurtarır. Çünkü hani ilkokul mantığındaki şu bizi çok kurtarmıyor ama kutu içine aldığım yer bize fayda sağlıyor. Peki biz şimdi polinom bölmelerinde hatırlarsanız ne diyordu, ne diyorduk? Git x gördüğün yere bunu sıfırlayan ifadeyi yaz değil mi? Sonuçta polinom bölmesinde ax artı b ile bölümünden kalan da bunları sıfıra eşitle diyoruz. Git onu denklemde yerine yaz diyoruz. Örnek ben sana bir px polinomu verdiğim zaman bunun x eksi 2 ile bölümünden kalanı sorduğumda ne diyorsun? Bunu sıfır eşitlerim hocam. X yerine 2 yazarım. Peki niye böyle? Çok basit. Hani bunu göstereyim. Hani ispat yapacağım dedim ama bu bilgiyi vereyim. Bak şimdi. Bir polinom x eksi 2 ile bölümünden bölüm bx. Kalan da kx olsun. E şimdi burada sen neyi bulmak istiyorsun sadece bunu? X gördüğün yere 2 yazınca bak bundan kurtuluyorsun. Gördün mü? Sadece geriye ne kalıyor işte? Burada kalan polinomu. Zaten kalan polinom burada, burada gerçekten ee, birinci dereceden bir polinoma bölünce kalan ne olur? Sıfırıncı dereceden olur. Çünkü neden? De, ne demiştik? Kalanın derecesi bölenden küçük. Doğal olarak k2 de yazsan, kx de yazsan sabit polinom olduğu için hiç fark etmez. Sonuçta buraya hatta kalan yazalım direkt. Buraya da onu yazayım. Kalan yazayım. Gördüğün gibi sebebi budur. Şu bölümlü ifadeyi istemediğim için Orayı sıfırlıyorum geriye kalan kalıyor. Olay bu kadar basit. Hani bazen böyle çok anlamlar atfediyorsunuz. Ya bir dakika o niye oluyor, öyle oluyor falan. İşte tamamen sebebi buydu. Dolayısıyla artık bundan sonra bir bilgi daha vereyim. Sonra sorularımıza geçelim. Bazen kafanın karıştığı bir yerde mi? Bir polinomun kökü A diyoruz. Bazen de sorularda hocam bir polinomun kökü P A'dır diyor. Arada ne fark var? Tabii ki fark var. Burada şuna dikkat etmen lazım. Bir kök Sıfır. Bazen bunun yerine şunu da der. Sıfırı. Yani polinomu sıfırlayan değer demek. Örnek görelim. Px polinomu x kare eksi x eksi 2 olsun. Bu polinomun sıfırları. Yani polinomu sıfırlayan yani kökü. Bunu gittim sıfıra eşitledim. Çarpanlarına ayrılıyor mu? Ayrılıyor. Doğal olarak bunun bir köküne geldi? 2 bir köküne geldi eksi 1. Şimdi burada sana bir şey göstereceğim bak. Sonuçta bu iki tane kökümüz. X1 diyelim, X2 diyelim. Bak şöyle güzel bir durum var bu soruda. A pardon düzeltiyorum çok affedersin. Bunu değil şey yapalım. Çünkü bir şey anlatacağım. O aslında sorun olduğu için değil. Hadi bu tam dursun. Şimdi burada güzel bir şey yok. Bunun kökleri bak 2 ve eksi 1. Tamam mı? Öyle aman aman bir şey olmadı. Şimdi özel bir polinom yazayım sana. Burada normal direkt normal iki tane kök bulduk. Bak şimdi. Px eşittir. X kare artı x eksi 2 olsun. Özel denk getirdim. Senin bunu düşünmene gerek yok. Bir örnek yapıyorum yine. X artı 2 çarpı x eksi 1 çarpanların ayırınca. Bir köküm eksi 2. Bir köküm de 1 değil mi? Şimdi gel bak olaya. Bu polinomun kökleri eksi 2 ve 1. Doğru mu? Evet doğru. Bak şimdi. X yerine 0'ı yazsan. P0 neyi eşit? Eksi 2. Bak sonuçta bu polinomun kökü eksi 2 değil mi? Bu polinomun kökü eksi 2. Eksi 2 aynı zamanda neye eşit? P0'a. O zaman soruda ne der işte bazen biliyor musun? Bu polinomun Px'in köklerinden biri P0'dır. Bak çünkü P0 bir reel sayı. Bilmediğin bir reel sayı. Yani başlangıçta bilmiyorsun. Ama hakikaten yerine yazınca bu polinomun kökü eksi 2 mi? Evet. P0 da eksi 2 mi? Evet. O zaman bu polinomun köklerinden biri cidden P0. Yapalım bak. Yazıyorum şimdi. Köklerinden biri P0. X eksi P0 çarpı X eksi 1. Şimdi bu Px polinomun çarpanlarını ayırdığım zaman ne oldu bak? Gerçekten P0 eksi 2'ye eşit olduğu için eksi eksi'den artı 2 oldu. Yani aslında mevzu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Burada bazen bir sayı veriyor. Onun ne olduğunu bilmiyorsun sen. P0 diye söylüyor. Bu değeri bulduğunda diyor onun sonucu neyse işte o denklemin kökü oluyor. 0 bak 0 bu denklemin kökü değil değil mi? Bak, dikkat et lütfen. Hemen şuna bak. 0 bu denklemi sıfırlıyor mu? Hayır. Ama P0 sıfırlıyor. Çünkü P0 bir sayı. Ve o sayı kaç? Yerine yazdığın zaman eksi 2. Eksi 2 de cidden bu denklemi sıfırlıyor mu? Evet. Olay budur. Bazen böyle PA, P0, P1, P4 gibi bir şeyler dediği zaman önce sana mesajı şu. Sen bunu bir bul. Adım adım göstereyim bak. Birinci adım. Önce o PA değerini bul diyor. Buldun mesela onun e, ifadesi C olsun. İkinci adım diyor işte bu bulduğun ifade polinomun köküdür. O yüzden PC sıfırdır. Bak PA sıfır değil PC sıfır geldi. Çünkü bu bir sayı. PA bir sayı. Ve o sayıda denklemi sıfırlayan değer. Hadi bir tane daha örnek göstereyim bak. Bunun üzerinde durduk. Yine duracağız birazdan. Çok basit bir polinom yazacağım sana. Px eşittir. X çarpı x eksi 1. İlginç bir durum olacak bak bu soruda. Bu polinomun köklerinden biri nedir? Sıfır değil mi? Diğeri nedir? Hatta x çarpı x eksi 2 yapalım. Bu polinomun köklerinden biri 0, diğeri de 2. Şimdi bak, kökümüz 0. Bu soruya özel ben şunu dersem itiraz edemezsin. Bu polinomun köklerinden biri P 0'dır. Bir saniye nasıl yani hocam dersen? Bak yapalım. P 0 neye eşit? 0 çarpı eksi 2'den 0'a eşit. O zaman neyi görüyorum? P 0 0'a eşit olduğu için bu, bu soruya özel, buna özel Köküm yerine P0 da yazabiliyorum. 0 da yazabiliyorum. Çünkü ikisi de aynı şey oldu. İşte bak bunlar birer sayıdan ibaret arkadaşlar. P0 demeyeyim de buna K diyeyim bak. K. Bu polinomun kökü K'dır. O zaman sana mesajı ne? X gördüğün yere K yazınca cevap sıfır oluyor. Aslında bunlardan farkı yok ama ÖSYM'e bir kere böyle sorunca ilginç geldi öğrencileri. İlk defa da gördükleri için hep şuna alışıyor insan değil mi? Bir polinomun kökü A'dır. Ama böyle olunca bir dakika hocam ne oluyor ya bir şey olmuyor merak etme X gördüğün yere bunu yazınca cevap sıfır geliyor demek bu ne o soruda artık onu bulacağın değer oluyor dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar mevzumuz bunlarla ilişkili bir özet niteliğinde verdim şimdi artık sorulara geçelim özellikle bu yedinci verdiğim bilginin sorusu da gelecek merak etme şimdi artık o özet bilgilerden sonra net bir şekilde ee, soru tipleri hani Malum polinom evet belli yapı itibariyle ama çok çeşitleri olan, türevde bile kullandığımız, e, alakasız konularda birden geçen, eşitsizlikte, bir bakıyorsun logaritmada bir şeyin içinde geçiyor, her şeyin içinde geçiyor. Dolayısıyla o yüzden burada soru tipleri de bence önemli. Şimdi tanımları bakalım anlamış mıyız? Evet bakıyoruz Px bir polinom demişim. İlginç. Polinomda hani böyle bir x eksi 1 diye bir şey olmazdı. Hata mı var? Hayır. Sana sorunun mesajı şu. Diyor ki bu ifade olmamalı. Matematikte bir şey yoksa onun katsayısı sıfırdır. Bunun gibi düşün. Doğal olarak bu ifadenin olmaması için aslında senin ne yapman lazım? Burada payı sıfırlaman lazım. Çünkü hatalı olur. Payda da x'li terim olmamalı. E, ama bu bir sabit sayı. Bak p 11 bir sabit sayı. Değişken değil değil mi? p 11 bir sayı reel sayı. E 2'de bir reel sayı. Bunlar değişken değil. Hani şeydi de diyemezsin. Hocam belki sadeleşiyordur. Nereden biliyorsunuz? Sadeleşemez çünkü bu, bu gerçel sayı. Bu x'li ifade. Bu sabit sayı. Sabit sayı x ile sadeleşme ihtimali yok. O zaman ne olmalı? 0 olursa ancak sadeleşir. Dolayısıyla p1 eksi 2 0 olursa. Bak ne oluyor? p1 2 oluyor. Yaz yerine 0 bölü x eksi 1 artı P1 2 dediğim için x kare oldu. Eksi P1 yerine 2 yazıyorum. P2 oldu. Bak denklemin böyle geldi. Dolayısıyla artık 0 bölü x eksi 1 hakikaten soru hatalı olmaktan kurtuldu. Polinom gördüğün gibi neye eşit geldi? Px eşittir. x kare eksi P2'ye. Doğal olarak buradan ne istiyor benden? P2'yi ne yapacağım? P2'yi bulmak için hemen orada bir akıllılık edeceğiz. X yerine 2 yazacaksın. P2 x kare x gördüğüm yere 2 yazdım. 4 eksi p2. Buradan da 2 p2 eşittir 4 oldu. p2 gördüğün gibi 2 oldu. İlk sorumuz evet buradan d şıkkı geldi. Gelelim ikinci soruya. Yine bir bilgi kontrol sorusu aslında polinomun tanımıyla ilgili. px bir polinom fonksiyondur. x kare çarpı px eşittir x küp artı b eksi x artı 2a eksi 2. Olduğuna göre P, B, eksi A kaçtır demişiz. Şimdi burada hemen bakalım. Normalde çok basit bir bilgiye dayanıyor. Bir polinom. X'lerin dereceleri doğal sayı. Basit bir şey düşün şimdi. Polinom sadece tek terim olsaydı değil de hani uyduruk düşünelim. Böyle bir polinom düşün bak. Bu Px sadece x üzerine den oluşsaydı. Ne diyoruz? Çarpınca tabanlara aynı üstler toplanıyor değil mi? Polinom birden fazla terimli olsun. Bak yapayım x üzeri m artı bir de sabit sayı olsun böyle bir k olsun. Dağıt bakalım x kareyi. Tabanları aynı üsleri topla. Hatta bir katsayı da olsun böyle yapalım. 5 çarpı x üzeri m artı 2 ve k çarpı x kare. Ne dikkatini çekiyor burada? Net bilgi polinom olduğu için n doğal sayı. N doğal sayı. O zaman n kesinlikle sıfırdan büyük veya eşit. N sıfırdan büyük veya eşit. O zaman 2 artı N ne oluyor? 2'den büyük eşit. N artı 2 ne oluyor? 2'den büyük eşit. Ha, bak şimdi. Ben bu x kareyi px ile çarptığım zaman x'lerin dereceleri 2'den büyük veya eşit oldu. Şunu düzelteyim. 2'den büyük veya eşit oldu. Çünkü m sıfırdan büyük veya eşit. Sıfır olsa bile burası 2 oluyor bak. N doğal sayı olacak değil mi? polinom. O yüzden n sıfırdan büyük eşit diyorum. N sıfır olsa bile ne oluyor? 2 oluyor. O zaman sen bir polinomu x kare ile çarparsan derece en az kaçmış? 2'ymiş. O zaman burada problem Aa bak x'li terim var. Bu olmamalı. Düşünsene x kare ile neyi çarparsan x üzeri 1 elde edersin. Tabii ki x üzeri eksi 1. Peki polinomda böyle bir terim olabilir mi? Hayır. İşte bu sorunun mesajı buydu. Kesinlikle px'in bütün x'lerinin dereceleri doğal sayı olduğu için tabanları aynı üstler, üstler toplanır. O zaman px'in herhangi bir x'inin üstüyle 2'yi topladığımda bu üst en az 0 olacağı için bak kesinlikle 2'den büyük eşit oluyor. O zaman bunun derecesi 1 diye bir şey olmaz hatalı olur. b-2 ne olmalı? 0. Sabit derim olabilir mi? Hayır sabit derim dediğin x üzeri 0. Biz ne dedik? Bu polinomla x kareyi çarpınca derecen en az 2 oluyor dedik. O zaman mecburen burada da bu sıfır olmalı yoksa soru hatalı olur. Demek ki a neymiş? 1. b neymiş? 2. Bundan sonra artık hakikaten yazarsak x kare çarpı px eşittir. x küp geldi. O zaman gönül rahatlığıyla bak sadeleşiyor. px de buradan ne oluyor? x. Bak polinomu doğal sayı elde ettim. Böylece benden ne istiyor? p b a. b bir 2. A1, P1 de buradan ne geldi? 1 geldi. Doğru cevabımız bak C şıkkı oldu. Bu şekilde basit ama önemli detaylar var polinomda. Bunları konu anlatımlarında tabii ki anlatıyoruz. Soru çözümlerinde defalarca çözüyoruz ama çözdüğünüz zaman dilimi, o anki hissiyatınız, belki ezberciliğiniz, aman ya bu çok boş ver, çok kolay demeler. Bazen de hakikaten araya bir sürü şey giriyor, insan unutuyor. Tanımdan uzaklaşıyoruz ama bak tanım gereği bu. Gelelim buraya. Bir polinom olduğuna göre pn-7 kaçtır? Evet geldik polinom. Yine basit bir şey düşüneceksin. Polinom olması için doğal sayı. Doğal sayı olması için 10'a bölünmeli. O zaman n ne olabilir? 10 olabilir. 5 olabilir. 2 olabilir ki x'in üstü bu sayede doğal sayı olsun. Geliyorum diğerine. n-8. Ne olmalı? Doğal sayı. O zaman burada bölüm kalım yok. O zaman ne diyeceğim? Tabii ki n-8 sıfır veya sıfırdan büyük olmalı diyeceğim. İkisini de sağlayan ne var bak? N 8'den büyük eşit olmalı ama N aynı zamanda ya 10 ya 5 ya 2 olmalı. O zaman N 2 olamaz 8'den küçük. 5 olamaz 8'den küçük. Mecburen N ne olmalıymış? 10. Yazalım bak gör. 10/10'dan x üzeri 1x. 10 8'den x kare. 10 6'dan 10 4'ten 6. Cidden bak böyle px doğru bir ifade derecesi doğal sayı oldu ve hakikaten burada da gördüğün gibi kat sayılarımız zaten reel. Neyi ne buldum? 10. 10 eksi 7'den ne soruyor bana? P3. Yazarsak 3 artı 9 artı 6 18 geldi sorumuzun doğru cevabı. Bu bir deneyin bakalım. Şimdi yine benzer polinom tanımından yola çıkarak bir yorum yapacağız. X gördüğüm yere X küp yazmışım. Böyle bir polinom elde etmişim. Hemen şunu düşüneceksin. Polinomun herhangi bir terimi olsun. Polinomun herhangi bir terimi X üzeri ne diyelim. Kat sayı bile olmasın. Boş ver hadi 1 olsun sadece. Şimdi x gördüğüm yere x küp yazmak demek değil mi bu Türkçesi? O zaman x gördüğüm yere x küp yazarsam ne oluyor? x üzeri 3 üzerine üstün üstü çarpılır. x üzeri 3 neye geldi? O zaman ben neyi görüyorum? Neye? Doğal sayı değil mi? Polinom çünkü. E, 3 de doğal sayı. 3 neye denemektir? 3'ün katı demektir. O zaman x'lerin üstleri ne olmalıymış? Doğal sayı ve 3'ün katı. 3'ün katı mı? Evet problem yok. 3'ün katı mı? Hayır. Böyle bir polinom olamaz ki. Bak yapalım. X üzeri neye olsun bir terimin? Gittin bunun yerine 3 yazdın. Üstün üstü çarpılır 3 ne oldu? Ve bu x üzeri 4 oldu. Buradan neye ne geliyor? 4 bölü 3. Peki böyle bir doğal sayı olabilir mi? X'in üstü asla polinomun üstü doğal sayı olmalı. Dolayısıyla e, bu olmamalı. Soru hatalı olur öbür türlü. Demek ki m ye gördüğüm yere n ye yazarsam bu sıfırlanır bundan kurtulurum. X üzeri 6 olur mu? Olur. 3'ün katı çünkü. Soruda ne dedik? 3'ün katı geliyor bak. Her terimim 3'ün katı geliyor. X yerine X üzeri 3 yazınca. X kareli terim olur mu? Hayır. O zaman ne olacak? Kesinlikle bu sıfır olmalı. Olmayan terim için muhakkak katsayı sıfırlamalısın. Buradan da N'e ne geldi? 4 geldi. Buna göre artık N4 ise M'de N'ye eşit olmalıydı. M'de 4 oldu. Yazalım PX polinomumuzu. X küp polinomumuzu önce. PX küp. X küp. Bu silinde 0. Eksi 6 x e, m4 pardon. Eksi 4 x üzeri 6. Yine bu gitti 0. Artı 4 e, dört çarpı 4'ten 16 oldu değil mi? Şimdi hakikaten artık x küp bunu götürürsek sonuçta x küp. O zaman x olur. Bu da x kare olur. Nasıl yani hocam diyenler için hızlıca bir daha göstereyim. Sonuçta bu x üzeri 3'ün birinci kuvveti. Bu x üzeri 3'ün karesi. O zaman x küp yerine geri x yazarsam bak polinom x üzeri 1 x sonra 4 x kare artı 16 oldu. Pm m bölüne m zaten n'ye eşittir? p 1'i soruyorum sana 1 eksi 4 artı 16'dan 13 geldi sorumuzun doğru cevabı. Px eksi 1 polinomunun sabit terimi eksi 2. Qx artı 2 polinomunun katsayılar toplamı 7 olduğuna göre a çarpı b kaçtır? Evet uğraş bakalım. Şimdi px eksi 1'in sabit terimi ne demek? x gördüğün yere 0 yaz demek. Çünkü bu polinomun sabit terimini soruyorum. O zaman buradan p 1 eksi 2. Q hemen katsayılar toplamı 7 olduğuna göre x gördüğün yere 1 yazacaksın. O zaman buradan da ne geldi? Q 3 eşittir 7 geldi. Bak ne soruyorsam onda x yerine 1 yazıyorum. Dolayısıyla p eksi 1 2 q 3 7. Birer polinom fonksiyon hemen burada ve burada bakarsak o zaman P-1. X gördüğün yerine yazmalısın. Burayı eksi 1 yapmak için X yerine 1 yazmalısın. Yazarsan cidden ne oluyor? Bak P-1 oluyor. 1 eksi A artı 1 neye eşitmiş? Eksi 2'ye. Buradan da o zaman e, A ne oldu? 4 olmuş oldu. Sonra geliyorum A 4 olduğuna göre QX artı 1 de 4X eksi B Şimdi hemen Q3'ü bulacağız. Q3 için x yerine ne yazmalısın? Tabii ki 2. Q3 eşittir 8 eksi b eşittir 7'den. B de buradan ne oldu? 1. A4, B1 çarpımlarını soruyorum. 4 oldu. Evet. Hemen bir uğraş bakalım. Bu da güzel bir soru. Afallamamak için önce bir sen dene. Px, x kare artı m eksi 2x artı n eksi 1 polinomu için sabit derimi P2'dir. Heh, geldi yine bak. Px eksi 2'nin kaç toplamı m artı 3'tür. Buna göre p1 kaçtır diye soruyor. Şimdi sabit terimi biz ne olarak biliyoruz? x yerine 0 yazdığımız zaman zaten burada açık bir polinom olduğu için problem yok. Bak sabit terimim bu hiç uzatmaya bir de gerek yok. O aynı zamanda x yerine 0 yazıyorum bu ifadeden. Gerçekten n eksi 1. Soru ne demiş bana? Bu aynı zamanda p2'ye eşit demiş. Evet şimdi o zaman bakalım. P2'yi de görelim. Sonuçta sabit terimin P2. Hemen bulalım P2. N-1 e eşit olmalı. X yerine 2 yazarsam 4 artı 2M-4 artı N-1. Eşitmiş N-1'e. Soru bunu söylüyor. Sabit terimin diyor. Böyle P2 sayısına eşit olabilir mi? Tabii ki olabilir. Göstereceğim birazdan. N-1, N-1 n -1. sebebini göstereceğim yani. Nasıl böyle bir şey. Aa, bunlar da gitti. M ne güzel 0 geldi. Şimdi bakalım. Px eşittir x kare eksi 2x n'yi nereden bulacağım? Şimdi ona gelelim. Aynı zamanda ne demişiz? Katsayılar toplamı m artı 3'tür. Neyin ama px eksi 2'nin. Ne diyeceksin? Burada x gördüğün yere 1 yaz diyeceksin. O zaman p eksi 1 de neymiş? m artı 3. m'yi şimdi ne bulduk biz demin? 0'ı bulduk. O zaman p eksi 1'ine geldi? 3. Hemen yapalım. x gördüğüm yere eksi 1 e yazıyorum. O zaman karesi 1. Sonra artı 2 n eksi 1 eşittir 3. Buradan da n de neymiş? 1'miş. Polinomu yazıyorum şimdi. Px polinomu x kare eksi 2x n eksi 1 1 eksi 1'den götürdü. Böyle bir polinom oldu. İşte bak polinomum bu geldi. Gördün mü? Benden ne istiyor? P1 istiyor. X yerine 1 yazdığım zaman 1 eksi 2'den doğru cevabım eksi 1 oldu. Öyle veya böyle parabol gördük değil mi? Bu soruda bak parabolden görelim. Cidden bak neyi görüyorum? Bu polinom orijinden geçen bir polinom çünkü sabit sayısı yoksa parabol böyle orijinden geçer. Sonra bak sıfıra sıfır bak bu nokta. Şu noktada ikiye sıfır. Cidden bu polinomun sabit terimine geldi sıfır. Aynı zamanda p2 ne? O da sıfır. E sabit terim cidden p2'ye eşit oldu mu? Evet işte bak bunlar bir sayı. P2 dediğin de bir sayı. İşte atıyorum pt dediğin de bir sayı. pm dediğin de bir sayı. Sadece biz onun başlangıçta ne olduğunu bilmiyoruz. Sonrasında anlıyoruz. Ha bak bana şunu nu söylüyormuş. P0'ın sonucu ile P2'nin sonucu aynıdır diyormuş Türkçesi. Rahat bir sorumuz şimdi. Px ve Qx birer polinom. Birisinin derecesi 2, birisinin derecesi 4. Hangileri kesinlikle doğrudur demişiz. Şimdi evet. Burada bir kere Hemen de söylüyorum kat sayının dereceye katkısı yok. O yüzden bunu hemen sil boş ver. Sabitin dereceye katkısı yok hemen sil bunu. Ee, P kare x üstün üstü çarpılır. Ne diyoruz? Derecenin derecesi çarpılır. Aynı mantık. 2 çarpı 2'den o zaman P kare x'in derecesi 4'tür. Sonra x küp üstün üstü çarpılır. Ne diyeceksin? 4 kere 3 12. Dikkat et. Çarpımın derecesi neydi? Toplamak demekti. Ne geldi? 16. Birinci öncül doğru oldu. Sabitin katkısı yok. Hemen sil. Şimdi geldim buraya. X kare neydi? P. 2. 2 kere 2. 4. Hocam hem burada 2 var hem burada 2 var. Ne olacak ki? Sorun değil. Üstün üstü çarpılır. 2 çarpı. 2 çarpı. Tabii ki 4. Bak böyle yapacağız tamam mı? E, ee, basit bir örnekle göstereyim mi sana? QX'e hemen. Bak kafan karıştığı zaman hemen tek terim yaz. X üzeri 4 yaz ya kendini kasma. Q kare yap bakalım ne oldu? X üzeri 4'ün karesi. Ne geldi? X üzeri 8. Şimdi git bir de X gördüğün yere ne yaz? X kare yaz. Ne oldu? X üzeri 16. Cidden ben burada ne buldum? 16 buldum. Çarpımın derecesi nedir? Toplamaktır. 16 artı 4'ten 20. Bu şekilde basit polinomlar oluşturup tek terimli hemen derece yorumu yapabilirsin. Ancak hemen üçüncü öncüle dikkat edelim. Bu üçüncü öncüle ne dedin bilmiyorum ama mevzumuz şu. Yine sabit sayı ve kat sayının bir anlamı yok. Geçiyorum. Şimdi gelelim buraya. PPX'in derecesi nedir? De e, P, PPX'in derecesi basit bir örnekle göstereceğim. Basit bir örnek. PX'in derecesi 2 olduğu için x kare. Bak şimdi x gördüğüm yere x kare yazdım. O zaman bir daha x gördüğüm yere x kare yazınca ne oldu? 4. He. Başka bir polinom düşünelim px atıyorum 3 olsun. Gittim mesela p px yapacağım. O zaman px 3. dereceden x küp olur. p px demek x gördüm. Dün yere px yani x küpü yaz demek. Bir daha böyle yapınca ne oldu? Üstün üstü çarpıları. O zaman bak hemen not et bunu. Derece p p neymiş? Bunun derecesine p diyelim. p kareymiş. Bir polinomun derecesi p ise bileşke fonksiyonun derecesi P kare geliyor. O zaman bunun da derecesi 2'nin karesinden 4. Q'nun derecesi ne? 4. E derecelere aynı olan iki polinomun farklarının derecesine ne diyeceğim ben? Bilemem hocam diyeceksin. Bu belli değil diyeceksin. Ne alaka? Görelim. Mesela bu Q x bölü 2 eksi e, neydi? 3. Ne dedik? Zaten sabit ve şey etkilemiyor ya. Bu dördüncü dereceden geldi bak. Diyelim bu x üzeri 4 oldu. Nokta nokta gerisi önemli değil. Sonuçta şeye bakıyoruz. ppx de şöyle başladı dördüncü dereceden ya böyle başladı. Bunun atıyorum ikinci terimi x küp olsun. Bunun da ikinci terimi x kare olsun. Aldım farklarını bunlar bir gitti. Derece neye düştü bak? 3'e. O zaman ne oldu ben bilemiyorum ki. Polinomun ne olduğunu bilmiyorsam farkları x üzeri 4'ler birbirini götürüyor mu? Belki götürmüyordur da bak böyle olur. Farkın derecesi yine 4 olur. Ama bilmiyorum aynı baş kat sayıya sahip olsalar farklarını aldığım zaman birbirini götürecek. O zaman neyi anladık işte? Polinomların hemen not edebilirsin. Px eksi qx eğer dereceleri aynıysa farklarının derecesini bilemezsin. Soruda ekstra bilgi vermeli. Katsayıyı bilmelisin. Not et katsayıyı bilir, bilirsen baş katsayıyı yorum yaparsın. Örnek bu 3x küptür. Bu da 2x küptür. E tamam farklarının derecesi yine ne olur? 3 olur. Ama ikisi de aynı olursa bak sadece böyle olduklarını düşün polinomların derecelerine 0 belirsiz hatta derece 0 polinomunun derecesi belirsiz çünkü. Mesela böyle yaptım bak. Derecesi ne oldu bunun? Sabit terim geldi. Gördüğün gibi dereceleri aynı olduğunda baş katsayıları bilemezsen bunun cevabına da bilemem diyeceksin. Aklında bulunsun. Dolayısıyla doğru cevabımız burada 1-2 olmalıydı. Önemliydi bu soru. Özetin başına dönersek. Bak orada hocam ama farkın derecesi hani büyüğün derecesiydi. Evet çünkü orada büyüğün derecesi diyorum. Dereceler farklı olduğu zaman problem yok. Dereceler aynı olduğunda işte bu problem var. O yüzden muhakkak neye dikkat edecekmişiz orada? polinomların baş kat sayılarını kontrol edecekmişiz. Aynıysa birbirini götürüyor farkını alırken. Farklı olsa birbirini götürmüyor. Gelelim 15. sorumuza. Derece x kare çarpı px küp çarpı x küp eşittir 16. Derece q x küp eksi 10 x çarpı px eşittir 10. Küçük dereceli terim önemsizdir. Ne demek yani hocam bu? Bak şimdi. x küpün derecesi 10 x'ten daha büyük. Bunun dereceye hiçbir katkısı olmaz ki. Basit bir örnek görelim mi? Px eşittir. X kare eksi 2x artı 1. Bunların bir önemi var mı derecede? Hayır. Küçük dereceliler bir katkı sağlamaz. O yüzden hemen küçük dereceliyi sil. Seni şaşırtmak için biraz kafanı karıştırmak için yapıyor soru. Sildim. O zaman basit başlayalım. Hani P'nin derecesi belli mi? Değil. P'nin derecesine P diyeyim. Q'nun derecesi belli mi? Değil. Ona da Q diyeyim. Yapıyorum. Q x küp. Ee, neydi? Hemen üstün üstü çarpılır 3Q diyeceğim. Çarpım olduğu için araya artı yapıştıracağım. 3Q artı P'de ne geldi? 10 geldi. Şimdi tamam. Gelelim buraya. Basit ama yine de bir yıldız koyayım. Bak şimdi Q'nun derecesi Q. Çarpım olduğu için araya artı koyacaksın. PX kübün derecesi nedir? Üstün üstü çarpılır. Aman dikkat et sakın P küp deme. P neydi? P çarpı 3'ten 3 pydi idi p üzeri n x px üzeri n'lerde derecenin derecesi çarpılır, çarpma yapılır, 3p yazılır. Sonra x kare, e bunun derecesi zaten belli 2. x karenin derecesi 2'dir. O yüzden araya bak artı koydum, 2'yi yaptım. Çarpımın derecesi neydi? Dikkat. Çarpım çarpım. Çarpımın derecesinde dereceleri topluyorduk. Bu yüzden x kare de bir polinomdur ve x karenin derecesi nedir? 2'dir. Bunu sakın eklemeyi unutma soruda. 16'yı yapıştırdım o zaman karşısına. Buradan da 3Q artı P eşittir 10. Ve 3P artı Q eşittir 14 oldu. Taraf tarafı topluyorum. 4P artı 4Q eşittir 24. P artı Q ne geldi? 6. Gördüğün gibi derecemiz neymiş? Ee, bak burada dikkat et. Hocam bir de hata yaptınız. Hayır. Ne soruyorum fark ettin mi? Derecelerin ayrı ayrı toplamını soruyorum. Bak şunu sormuyorum soruda. Derece Px artı Qx sormuyorum. Aman. Bak bu toplamın derecesi demek. Bu şöyle. Px'in derecesi ne? P. Qx'in derecesi ne? Q. P artı Q'yu ne buldum? 6. Alt. Cevap 6. O yüzden neye dikkat edecekmişiz? Derece Px ile derece Qx demek ayrı ayrı derecelerini de topla demek. Ama derece parantez içinde Px artı Qx nedir dersem Tabii ki o toplamın derecesini soruyorum demektir. Böyle bir bilgiyi de vermiş olayım. Yapalım mesela hakikaten bulalım bunların bir derecesini. Hemen sayı yazarak hızlıca bakayım bulabilecek miyim? Buna 4 diyeyim buna 2 diyeyim sağlıyor mu bakayım? Evet bak P'nin derecesine 4. Q'nun derecesine 2. Bunların ayrı ayrı dereceleri toplamı 4 artı 2'den 6. Ama şeyi sorsaydım derece Px artı Qx'i sorsaydım ne diyecektim? 4 diyecektim. Çünkü bu dediğim gibi toplamlarının derecesi basit bir örnek yaparsak x üzeri 4 artı x karenin derecesi nedir? Tabii ki 4'tür. Ama ben burada ayrı ayrı derecelerini sorduğum için bu yüzden 6 oldu. Deneyin bakalım bunu da şimdi. Px bir polinom fonksiyon olduğuna göre P2 kaçtır? Evet polinom fonksiyonlar yani polinom burada polinom fonksiyon demeyelim buna polinom diyelim tanım kümesini yazmıyoruz ya aslında bunlara dikkat etmek lazım bazen gözden kaçıyor. Polinom fonksiyon demen için bir tanım kümesi tanımlaman lazım. Şimdi bir tanım kümesi tanımlamamışız boş boşuna şey olmasın. Fonksiyon için ne gerekir her zaman? Tanım kümesi ve değer kümesi. Bunlar yoksa fonksiyon diyemeyiz daha baştan ölüyor. Dolayısıyla ee, polinomla polinom fonksiyon arasındaki farkı söyleyeyim mi size? Polinom çok terimli demek Türkçesi. Mesela bak bu bir polinomdur. Ben buna şöyle yaparsam reel sayılardan reel sayılara diye bir tanım kümesi değer kümesi belirlersem evet artık bak bu polinom fonksiyona dönüşür. Dolayısıyla bir fonksiyon oluşması için ne olması gerekiyor? Onun tanım ve değer kümesine ihtiyacımız var. Fonksiyon olmasını sağlayacak bir küme oluşturmamız lazım. Aradaki fark budur. Bu polinom bu polinom fonksiyonu. Buna göre bakalım şimdi soruyu. Polinomlar x'lerinin dereceleri doğal sayı olduğu için ve şuna da dikkat etmeliyiz. Şimdi polinomları e, topladığımız zaman ne oluyordu? Büyük olanın derecesine eşit oluyordu dereceleri farklıysa. Hemen şuna gel. Px-2'nin derecesi net bilgi bundan daha küçüktür. Çünkü ne diyoruz? Derece Px, derece Px-2 aynı sabittin. Kat sayının dereceye katkısı yok. E, ben bir de x ile çarparsam px ne olur? Büyür derecesi. O zaman büyük olan derece bu x px. Ve büyüğün derecesi neye eşit? Dikkat et 2'ye. O zaman x çarpı px ikinci derecedense px nedir? Birinci dereceden. Birinci dereceden polinom fonksiyon doğru polinom doğrusal e, denklemdir. Doğru denklemedir. Yani ax artı b'dir. İşte bu. Gerçekten bak yapalım şimdi. Birinci dereceden olduğunu anladım. Çünkü bu çarpımı ikinci derecedense kendisi birinci derecedendir. Cidden bak dağıt. X çarpı AX artı B. Artı A çarpı X eksi 2 artı B. Çünkü PX eksi 2 ne demek? X gördüğün yere X eksi 2 yaz demek. Eşittir. 2X kare eksi 2 X eksi 8. Şimdi hemen dağıtıyorum. A X kare artı BX. Buradan x terim. AX sabit terim. B eksi 2 A eşit oldu. 2 X kare eksi 2 X eksi 8. Buradan ne gelmiş oldu? Demek ki AX kareden dolayı A 2. X kareli terim X kareli terime eşittir. A 2 ise X'li terim ne geliyor? 2 artı B geliyor. Ve bu da neyi eşit? Eksi 2 X. O zaman B de buradan ne oldu? Eksi 4. Cidden bak burada şimdi yapalım. Kontrolümüz olsun hem. B yerine eksi 4 yazdım. A yerine 2 yazdım. Toplayınca bak ne geldi eksi 8. Polinom eşitliği buydu. Aynı dereceli terimlerin kat da eşitti. Bundan dolayı Px eşittir. Ee, A'yı kaç buldum demem ben? 2. B'yi ne buldum? Eksi 4. Şimdi artık P2'yi soruyor soru bana. P2 buradan ne geldi? 0 geldi. İşte olay budur. Böylece doğru cevabımız buradan E şıkkı geldi. Bakalım 17. soruya. x eksi 1 çarpı px polinomu. Burada x küp eksi x kare artı 2 x 3 çarpı x eksi 1'e eşit. Şimdi soru benden px polinomunun x kareli teriminin kat sayısını istiyor. Önce burada tabii ki problemimiz ne? A değil mi? Eğer A'yı bilsek px polinomuna dair de yorum yaparız. Peki ne yapabiliriz? Şimdi x eksi 1 çarpı px olduğu için aslında çok düz bir şey düşünebilirsin. Burada x yerine 1 yazarsan sol taraf ne güzel 0 çarpı p1'den 0 olur. E sağ tarafta o zaman 1 eksi a artı 2 a eksi 3 1 yazdım yerine sonuçta. Eksi 1 bunlar gitti 1'ler. Buradan da a ne geldi? 3 gelmiş oldu. Şimdi... A3 gelince artık yazalım yerine x eksi 1 çarpı px eşittir x küp eksi 3 x kare e artı 3 x eksi 1. Buradan da px polinomunu istiyor. Neyi göreceksin? Araya da şey sıkıştırmış oldum aslında. Şu ifade tam küp açılımı. x küp eksi 3 x kare artı 3 x eksi 1 nedir? x eksi 1'in kübüdür. O zaman x eksi 1 çarpı px eşittir x eksi 1'in kübü. Her iki tarafı x eksi 1'e bölersen ne oldu? Px eşittir x eksi 1'in karesi oldu. Bundan sonra açarsak x kare eksi 2x artı 1. x'in katsayısı neyi soruyordum? x kareli terimin katsayısı. O zaman şunu düzeltelim ya. Burada cevap anahtarında eksi 2 e, değil. 1 diyelim onu biz şey yapalım. X karenin katsayısı çünkü 1 geldi. Böylece hani B şıkkını işaretleyeyim ama 1 olsun. Evet gelelim buraya. Px bir polinom ve A bir pozitif reel sayı demişiz. Ppx evet bir şeye eşit. P4A artı B polinomunun değeri kaçtır diye soruyor. Bir düşünelim ne yapabiliriz diye şimdi. Basit ama etkili bir yorumumuz olacak tamamen yine polinomun tanımından yola çıkarak. Şimdi bileşke fonksiyonu yaptığımız zaman demin aslında bir şey söylemiştim o bilgiyi kullanacağım. Derece p p X, polinomun derecesini hemen yazalım px'in derecesi a olsun. Gerçi a bu soruda var karışmasın p diyelim. Polinomun derecesi p olsun. p p derecesi nedir? p kare demin de söylemiştim. Dolayısıyla bu bilgiyi kullanmalısın. Nasıl yani hocam? E şimdi bir polinom derecesi doğal sayıydı değil mi? P bir doğal sayı. Karesini alırsan yine bir doğal sayı. Bir doğal sayının karesi 5 olabilir mi? Hayır. O zaman 5. dereceden bir terim olamaz. A 1 olmalı. Sonra bir sayının bir doğal sayının karesi 3 olamaz. O zaman buradan B ne olmalı? Eksi 3 olmalı ki Sonuçta derecenin derecesi bak p kare bir doğal sayı olmalı. Dolayısıyla buradan o zaman p p x polinomu gerçekte ne oldu? x küp ve x üzeri 5 gitti. a dediğim neydi? a 1. O zaman 4x. b dediğim neydi? 3. Eksi 3. 4x eksi 3 oldu. İşte bak böyle bir görüntü. Unutma bir polinomun derecesi 2 ise bileşkesinin derecesi 4'tür. Bir polinomunun derecesi 1 ise bileşkesinin derecesi 1'dir. Bir polinomun derecesi 3 ise bileşkesinin derecesi 3'tür. Bir örnek yine araya sıkıştıralım nasıl olsa tekrar yapıyoruz. İşimizi şansı atmayalım. Bak px x küp olsun. Hemen basit polinom düşüneceksin bunu akıl et. Gidip acayip polinom bile düşünme. P, px ne demek? Px gördüğün yere x küp yaz demek. Px küp ne demek? X gördüğün yere x küp yaz demek. Hakikaten bak üstün üstü çarpılıyor. Bu örnekle kırmızı örnekle bile anlayabilirsin. Böyle olduğunu anladık. Artık ppx 4x 8, 3 ise tam da dediğim şey bileşke fonksiyonun derecesi 1 ise fonksiyonun da derecesi 1'dir. Çünkü p kare neye eşit oldu? 1'e. P de o zaman 1. Birinci dereceden bir polinom nasıl yazılır? Px eşittir. Mx artı n diyebilirim bak. Buna göre o zaman p, mx artı n diyeceğim. Sonra artık m parantezinde mx artı n artı n. Ne yapıyorum? Px polinomunda x gördüğüm yere bileşke fonksiyonu olduğum için bunu yazdım. Ve bundan sonra da x yerine mx artı n yazdım. m kare x artı mn artı n eşittir 4x eksi 3. Ne demişim burada? Evet burada 4x eksi 3 o zaman m 2 veya eksi 2 olabilir. M buradan 2 veya eksi 2. O zaman bakalım bir tanesini deneyelim. M 2 olsun. M 2 olsun. Böylece M 2 ise ne olur? 4X artı, e, 4 x artı 4 2 n artı n eşittir 4 x eksi 3. Buradan da n ne geldi? N de eksi 1 geldi değil mi? O zaman eğer M 2 olsun dersem N eksi 1 oluyor x de buradan ne geliyor? 2 x-1 eksi geliyor. a'yı ne bulmuştum demin ben? 1. 4a ne olur? 4. b'yi ne buldum? eksi 3. Bakıyorum p1 ne geldi? 2 çarpı 1 eksi 1'den 1. Şıklarda var mı? Var. Evet tamam. Buna göre hani d'yi yapıştıralım geçelim ama bulamasaydık bir de neyi deneyecektim? m'nin eksi 2 olma durumunu inceleyecektim çünkü M ile ilgili bir bilgim yok. Dolayısıyla bak bu şekilde bileşke fonksiyonun derecesinin polinomun derecesinin karesi olduğunu görmek önemliydi. Sonrasında da bir bileşke fonksiyon birinci derecedense polinom fonksiyonu olduğunda kendisi kesinlikle nedir? Birinci derecedendir. Bunu da görmüş olduk. Px bir polinom olmak üzere eşitliği veriliyor. Buna göre Px polinomunun tek dereceli terimlerinin toplamı, katsayılar toplamı kaçtır? Evet güzel bir uğraş bakalım burada ne diyeceksin bakalım. Şimdi dikkat et px polinomunu bir x'e bölmüşüz. Px polinomunu bir x artı 2'ye bölmüşüz. Ve ax artı a diye bir polinom elde etmişim. O zaman bunu elde etmek için ne diyeceğim bak bu bir polinom. E, polinomu x polinoma bölmüşüm. Polinomu polinoma bölmüşüm yine polinom çıkmış. O zaman tam bölünmeli. Yani px artı 2 x'e tam bölünüyor ki kesirli bir ifade gelmemiş. Tam bölünüyor. Yine px x artı 2'ye tam bölünüyor ki burada bak kesirli bir ifade gelmemiş sadeleşmiş. O zaman bir, fon, bir polinom x'e bölünüyorsa bu ne demek? x ile bölümünden kalan x ile bölümünden kalan 0 demek. Peki x ile bölümünden kalan nasıl buluruz? Bunu sıfıra eşitlediğin zaman direkt x gördüğün yere sıfır yazacaksın. Yani p2 neymiş? Sıfır. Sonra geliyorum buraya. Px polinomu x artı 2'ye tam bölünüyorsa x artı 2 ile bölümünden kalan yine ne olacak? Sıfır. Hangi polinomun? Px'in. x artı 2'yi sıfır eşitlersem x gördüğüm yere eksi 2 yazacağım. O zaman burada da ne oldu bak? P eksi 2 sıfır oldu. Gördüğün gibi iki ifade P2 sıfır P-2 sıfır. Şimdi kaçıncı dereceden bir polinomu birinci dereceye bölersek yine bir elde ederiz. İkinci dereceden. O zaman buradan da ne anlıyoruz? Px polinomu ikinci dereceden ki bölmüşüm. Bölümün bak birinci derece olmuş. Dolayısıyla Px polinomu. Kökleri bilinen bir polinom nasıl yazılır? Köklerini nereden biliyorum? 2 denklemi sıfırlıyor. Eksi 2 de denklemi sıfırlıyor. O zaman bir baş kat sayı m olmak üzere kökleri bilinen polinom neydi? x eksi x1 çarpı x eksi x2. O zaman buradan da x artı 2 çarpı x eksi 2 oldu. İşte sana px polinomu. Bundan sonra ne yapacağız peki dersen? E bundan sonra zaten px polinomunda dikkat et. Ne fark ediyoruz? m çarpı x kare eksi 4. mx kare eksi 4 m. Px polinomunun tek dereceli terimi geldi mi? Hayır. Çift dereceli bak. Bu da çift dereceli. Bu da çift dereceli. Doğal olarak o zaman bunun tek dereceli terimlerinin katsayılar toplamı nedir? Sıfır. Hakikaten görelim mi? Formülde de yapayım mı? Formül neydi hatırla? P1 eksi P 1 bölü 2. Formülü örnekleyelim şimdi. P1 M 4 M'den eksi 3 M. P 1 yazdım yerine Yine ne oldu? Eksi 3M. Eksi eksiden arada 3M birbirini götürdü sıfır oldu. Gördüğün gibi bu da formüldü. Tek dereceli terimlerin kat sayılar toplamı. Ama zaten buradan hakikaten x'li, x üzeri 3'lü, x üzeri 5'li gibi tek dereceli terimler var mı yok. O zaman onun karşılığı sıfırdır. C şıkkı diyeceğiz. Bak M'yi bilmiyorum. Bulamayacağım da bulmama da gerek kalmadı. Hocam buradaki ax artı a ne yani Hani orada tam bölündüğünü göstermek için bir aslında o ifadeydi. Hakikaten burada şunu da görebilirsin. Sağlamasını yapabilirsin. Px artı 2 ne olur? Bu fonksiyonda bu polinomda pardon yerine yazarsam. M çarpı x artı 4 çarpı x olur. Git bunu x'e böl. Cidden bak birinci dereceden bir ifade geliyor. Sonra git px'i x artı 2'ye böl. M çarpı x artı 2 çarpı x eksi 2 bölü. X artı 2'den gitti ne geldi? Birinci dereceden bir ifade geldi. Cidden İki tane birinci dereceden ifadeyi toplayınca da bunlar birbirini götürünce yazalım bak. Mx artı 4m artı mx eksi 2m'den 2mx artı 2m. Cidden bak baş kat sayısı ve normal kat sayısı birbirinin aynısı. 2mx artı 2m diye bir şey bulduk. Burası da ne bak? Ax artı a. İşte böyle bir ifadeydi. Hani orada onunla ilgilenmiyoruz. Burada px'in tam bölünmesiyle ilgilendik. Polinomunun x eksi p4 ile bölümünden kalan kaçtır diye sormuş. Evet bak 4 ile bölüm bak x eksi 4 ile bölümünden kalan değil. x eksi p4 ile bölümünden kalan. Bul p4'ü şimdi bana. p4 nedir? 64. Eksi 64. Artı 24 eksi 20'den ne geldi? 4. p4 4 oldu. Artık sil bunu yerine. Ne yazacaksın? x eksi 4. Bu soruda tabii ki bu yani denk geldi tam hani Hocam PA eşittir A mıdır? Yok polinomda öyle bir şey olmak zorunda değil. Bu soruda P4 4'e eşit geldi. O zaman P4 gördüğüm yere geri 4 yazdım. Evet PX polinomunun X-4 ile bölümünden kalan neydi? Klasik bunu sıfır eşitle X gördüğün yere 4 yaz. Yani soru benden P4 istiyormuş. Zaten demin P4 ne buldum? 4 buldum. Bu şekilde lütfen sayılarda böyle hemen takıntılı olma. Düzgünce yapacağını yap lütfen işlemlerini yaptığın zaman çıkabilir. P4-5 de çıkabilirdi. 4 çıkacağı tuttu. Özel bir şey yok yani soruda. Baş kat sayısı 1 olan ve sabit terimi 0'dan farklı. ikinci dereceden gerçek kat sayılı bir Px polinomunun iki kökü P0 ve P2 değerleridir. Buna göre P-1 değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi sabit terim e, ee, Px polinomunun sabitlerim nedir? X gördüğün yere sıfır yaz demek. O zaman P0 ne oluyor? Sıfırdan farklı. Bunu bir kenara not ettik. Bilgimiz bu. Sabitlerim terim x yerine 0 yazarız polinomda. E bu px olduğuna göre x yerine 0 yazınca p0 oldu. Şimdi böyle gördük. Baş kat sayısının da aman biri olduğunu unutma. Şimdi sana bu soruyu güzelce bir göstereyim. Bak izle. Tabi çöz pardon. Önce bir çöz. Üzerine ben de göstereyim. Yıldızda da koyalım. Malum sınavda bir kere bununla ilgili soru sordu değil mi ÖSYM'e? Şimdi hemen ne diyorum? Kökleri bilinen bir ikinci dereceden polinom nasıl yazılır? Baş kat sayın 1 yazmana bile gerek yok. Bir kökün P0. 1 kökünde ne geldi? P2. Bak o zaman çarpanları böyle yazılır. Hakikaten bir denklemin çarpanı o denklemi sıfırlıyor bak. Ona da dikkat et. X yerine P0 yazarsan sıfırlıyor. X yerine P2 yazarsan sıfırlıyor. İşte olay budur. Bir denklemin kökü denklemi sıfırlar sağlar 0'dır. E, Dolayısıyla o zaman burada ne gelmiş oldu? Böyle bir ifade. E ne yapacağız hocam burada? Ne P0'ı biliyoruz ne P2'yi biliyoruz. Bir problem mi var soruda? Hayır, çözüme devam edeceksin. Şu an doğru gidiyorsun. Ne diyeceksin biliyor musun? Ya bana soruda herhalde P0 ve P2'yi boşa vermedi. Önce x yerine bir 0'ı yazayım bak. Madem P0 ve P2 ile ilgili bilgi vermiş kullanalım. X yerine 0 yazıyorum. P0 eşittir eksi p0 çarpı eksi p2. Eksi çarpı eksiden hadi bunları artı yapalım. Eksi çarpı eksiden artı yaptım. P0 çarpı p2 ne demişti soru bana? P0 sıfıra eşit değil. Peki ne işimize yarayacak? Matematikte sabit sayılar sıfırdan farklıysa evet sadeleştirebilirsin. Çünkü şunun gibi düşün. 4 eşittir 4 x de bunları sadeleştiriyorsun değil mi? Aynı onun gibi. Dolayısıyla P0 madem sıfırdan farklı gönül rahatlığıyla burada sadeleştireceğim sıfıra eşit olmadığı için. Ve ne geldi bak 1 eşittir P2 geldi. Gördün mü P2'yi bulduk. Şimdi o zaman yerine yazıyorum artık. 2, P2 yerine bak bunu yazdım. Şimdi ne yapacağım? Demin x yerine 0 yazdım ya şimdi aynı ifadeyi kullanacağım. Diyorum ki boşuna P2'yi vermedi bana. x yerine git 2 yaz. P2 eşittir. 2 eksi P0. Çarpı 2 eksi 1'den 1. P2'yi daha şimdi buldum 1. E, 2 eksi P0 1 geldi. P0 neymiş? 1'miş. Dolayısıyla buradan polinomun kökleri x eksi 1 çarpı x eksi 1 çarpanları böyle oldu. P0 ve P2 birbirinden farklı diyor mu? Yok bak bir hatamız yok. Polinomu gerçekten bu şekilde üretmiş olduk. Bundan sonra P eksi 1'i soruyor bana. P eksi 1 de x yerine eksi 1 yazarsam Eksi 2 çarpı eksi 2'den ne olmuş oldu? 4 geldi. A şıkkı oldu. Bakalım 22. sorumuza. Px ve Qx birer polinom. Polinomun derecesi 18. Diğer polinomun derecesi 12. Polinomun derecesi kaçtır diyor. Şimdi hemen bakalım. Ee, Px karenin derecesi garanti burada sabit polinom değilse ki değil 18 olmuş. O zaman ne diyoruz yine? x karenin derecesi 2x'ten daha büyük olacak. Px kare de olsa, x kare de olsa bak küçük dereceliği sil hemen. Aradayı artı koyduğun zaman atıyorum x üzeri 4 ile x'in hangisi daha büyük dereceli? x üzeri 4. x o zaman orada anlamsız oluyor. Bu yüzden sildim. Aslında bu aynı zamanda neyin derecesine eşit? PP x karenin derecesine eşit. Küçük olanın derecesinin soruya bir katkısı yoktur. Ne zaman? Toplama yapıldığında, çıkarma yapıldığında sabit sayı ve kat sayının hiçbir katkısı olmaz. Değişkenin de katkısı olmaz. Çünkü büyük olanın derecesi önemli. O zaman Px'in derecesine P dersen Px karenin derecesi nedir? Üstü üstü çarpılır 2P. P, x kare nedir? 2P çarpı P. Buna da dikkat edelim. Ne demiştik? Bileşke fonksiyonun derecesi orada çarpılıyor değil mi? Göstereyim bak. Uydurma bir x üzeri P yazalım. Polinoma, Px polinomuna. Git şimdi px kare yap. Ne oluyor px kare? x üzeri 2 üzeri p'den x üzeri 2p geldi bak. Bir de git şimdi bileşke fonksiyon olarak bunu yaz. Şimdi x gördüğün yere x üzeri 2p yaz. Bir de üzerinde p gördüğün gibi ne oldu? x üzeri 2p kare oldu. Bu şekilde basit temel tek terimli bir polinom düşünürsen dereceye katkı sağlar. Derecesiz sonuçta önemli olan en büyük dereceli terim. Dolayısıyla 2p kare 18 olduğuna göre Polinomun derecesi doğal sayı olması için mecburen ne olacak? 2P kare 18 ise P3'tür. 9 çarpı 2. Birincisi güzel. P'nin 3 olduğunu buldum. Gelelim ikinciye. Q polinomunda Px'in derecesi artık ne? 3. X'in derecesine farkın derecesinde ne diyorduk? Büyüğün derecesi alınır. Yine bunu sakın kale alma. O zaman burada artık Q'nun derecesini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Q Px'in derecesi ne demektir? bileşke fonksiyonu olduğu için bunun derecesi 3, Q'nun derecesine de Q diyelim. O zaman 3 çarpı Q'dan neye eşit oldu? 12'ye. Bileşke fonksiyonda derece ne olacak? İkisinin derecelerinin çarpımı. 3Q 12, Q'da 4 oldu. Yani demek ki artık P'nin derecesi 3, Q'nun derecesi 4 geldi. Buna göre artık çarpımın derecesi bu 3, pardon, bu 4, bu 3 çarpımın derecesinde aman toplamayı unutma. 7. Şimdi artık ne olmuş oldu? İçerinin derecesi 7. E bir de burada P var. Derecenin derecesi çarpılır. P'nin derecesi neydi? 3'tü. İçerinin derecesine geldi 7. Derecenin derecesi çarpılır bileşke fonksiyonda aman dikkat. Dolayısıyla 3 çarpı 7'den 21 olmuş oldu. Yine D şıkkı geldi ama basit bir örnekle göstereyim. X üzeri 4 yaz. X üzeri 3 yaz. Bak şimdi gel bakalım. P x üzeri 7. P polinomuna da x küp dediğim için x'in 7. kuvvetinin kübü demektir. Hakikaten bak üstün üstü çarpılır. Olay budur. Bileşkede ve P x x'de ve P x üzerine de derecenin derecesi çarpılır diyeceksin. Çarpacaksın dereceleri. Evet gelelim sınav benzeri bir soruya. P x 3. dereceden bir polinom ve Q x c sabit polinomdur. P x artı Q x 2 x küp artı 3 artı x PQX 22 eşitlikleri veriliyor. Buna göre C kaçtır demiş. Evet bir dene bakalım. Şimdi C sabit polinom. O zaman değişkeni yok. Güzel. QX yerine hemen C yazıyorum. Bak PC 22 olur o zaman. QX'i siliyorum. Gel bak. QX'i sildim. Yerine ne yazıyorum? QX yerine. Orada da C yazıyorum. Şimdi artık PC'nin 22 olduğunu biliyorum. PX artı C'nin bu ifade olduğunu biliyorum. E, şunu da sileyim. Q, X yerine C yazdım sonuçta verdiği için. Ne yapacağız şimdi? C'yi bilmiyoruz hocam ne yapacağız? E tamam işte. X yerine C yazacaksın. Bütün soruyu C'ye dönüştüreceksin. Bak takip et. X yerine C yazarsan. PC artı C eşittir 2C küp artı C artı C. Gördün mü? Bütün soru C'ye bağlı. E hocam PC ne? PC'yi ben vermişim sana 22 diye. 22 artı c eşittir. 2c küp artı 6 artı c. C'ler gitti. Buradan da e, ne oluyor? 22'den 6 çıkar. 16 eşittir. 2c küp. c küp eşittir 8. Ve c buradan ne geldi? 2 geldi. Aslında böyle dengeli bir soruydu. Dikkatli olmak, sabit sayıya dikkat etmek yeterliydi. Evet şimdi e, basit ama bence önemli bir soru arkadaşlar. Şunu biraz sağa alalım. Allah şey gitti. Şunları sileyim yani neyse hadi. Şimdi bir polinom verilmiş. Px polinomu. Ee, ikinci grafikte de Qx, Rx, Tx polinomları verilmiş. Hangilerine tam bölünür diye soruyor. Ne diyeceğiz? Hemen bir düşünelim. Bir kere bir polinom. Kaçıncı derecenin olduğunu biliyor musun bu Px polinomunun? Hayır. gerçel olmayan kökleri de olabilir. O yüzden buna hemen şey deme yani. Hocam 3. derecedendir yok 5. derecedendir bilmiyorum ama bildiğim bir gerçek var. Bu çift katlı kök olduğu için garanti x artı 2 çarpanı vardır. x artı 2 üzeri 2 ne diye. Ee, normal delip geçme bir katlı kök demektir bak. Tek katlı bile değil bir katlı. O zaman böyle. Bunun çarpanlarından ikisi bu. 2 i̇ki ne dedim çift kuvvet yani x artı 2'nin atıyorum 6. kuvvet de olabilir. 4. kuvvet de olabilir x ekseninde bu şekilde teğet olan bir fonksiyon veya bu şekilde teğet olan bir fonksiyonun kuvveti çift katlıdır. 2, 4, 6, 8 soruda onunla ilgili bilgi vermediği için ben şimdilik böyle yazdım. Ama normal bir delip geçimi. Böyle her zaman bir katlı kök demektir. O yüzden üstü birdir. Buna göre hangilerine tam bölünür diyor. Gelelim buraya basit bilgi. Bak bu fonksiyonun denklemini bile bulma. Baş kat sayısı a olsun kökü eksi 2 olduğuna göre birinci dereceden polinom. Doğrusal bir fonksiyon birinci dereceden polinom demektir. O zaman önemli değil. Hani denkleme niye bulmuyoruz hocam? Sadece bir polinom bir polinoma bölünürken ne önemlidir? X önemlidir. katsayı önemli değildir. Misalen söylüyorum. X eksi 2'yi 2x parantez 2 parantezinde x eksi 2'ye bölersem 1 bölü 2. Polinomda bu tam bölünme demektir. Doğal sayılarla karıştırma. Polinomda tek önemli olan ne biliyor musun? Değişken. Kat sayılar önemli değil. O yüzden ax artı 2'dir qx polinomu. E gerçekten px polinomunda x artı 2 çarpanı var mı? Var. O zaman qx'e tam bölünür. Sadeleşiyor bak. Önemli olan x'lerin sadeleşmesi sabitlerin değil. Böldüm. Sadeleşti mi? Sadeleşti. Payda da eleman kaldı mı? Hayır. Sabit sayı kaldı hocam. Problem değil. Problem değil. Şunu düşün. 1 bölü 2x e sen polinom değildir mi diyorsun? Baya çatır çatır polinom diyorsun değil mi? x bölü 2 de polinomdur. 3x de polinomdur. Kesir önemli değildir polinomda. Yeter ki x'in üstün doğal sayı olsun. Yeter ki payda da x kalmasın. Geliyorum şimdi rx'e. rx ne? Ç kökü 3. O zaman birinci dereceden bir fonksiyonun baş kat sayısı b olmak üzere. işte sana bu polinomun kökü 3 olduğu için çarpında b çarpı x eksi 3 oldu. Peki x eksi 3 diye bir çarpan var mı px'te? Evet var. O zaman gönül rahatlığıyla sadeleşir mi? Sadeleşir. Sadeleşince payda da x'le terim kaldı mı? Hayır. O zaman tam bölündü. Geliyorum son olarak tx'e. tx ne? Bir köküm 3. O zaman başka sayısına c de birinci dereceden bir polinom. İşte sana çarpını x eksi 3. E x eksi 3 çarpanı zaten px'te var. Cidden bak böyle yazdığın zaman x'ler gidiyor sadeleşiyor mu? Tabii ki payda da yeter ki değişken kalmasın sabit kalabilir. Böylece 3'üne de bölündü. E şıkkı oldu. Evet şimdi bu sorumuzda 25. soruda derece değil bak baş katsayı diyorum bu sefer. Px ve Qx birer polinom olmak üzere P kare x çarpı Qx ve Px çarpı Q kare x'in baş katsayıları sırasıyla 12 ve 18'dir. Buna göre Px çarpı Qx çarpımının baş katsayısı nedir? Düz düşün. Polinomun bütün terimlerine ihtiyacın yok. Baş katsayı ve derecede sadece neye ihtiyacın var? İlk terime ihtiyacın var. Geri kalanla ilgilenmiyorum. Bak böyle bir şey olsun. Ee, ne yaptım? Px'in derecesini biliyor muyum? Bilmiyorum. P derecesine P diyeyim. O zaman baş katsayısını da bilmiyorum. A çarpı x üzeri P. Qx'in baş katsayısını biliyor muyum? Bilmiyorum. B. Derecesine biliyor muyum? Bilmiyorum. X üzeri Q. Geri kalan terimlerle ilgilenmiyorum. Sadece bunlar yeterli. P kare X yaparsam ne olur? Takip et. Bunun karesini alacağım ya. O zaman diğer terimler önemli değil. A kare çarpı X üzeri 2P oldu. Yani artık polinomun baş kat sayısı A kare geldi. Sonra QX zaten QX. O zaman A kare çarpı e, X üzeri Q çarpı X üzeri 2P. Bu polinomların en büyük dereceli terimlerini çarparsak yine en büyük dereceli terim elde ederiz. Doğal olarak bunun kat sayısı baş kat sayısıdır. A kare B 12 oldu. Sonra geliyorum ikincisine. Q, Q kare X nedir? Baş kat sayısı B olduğu için. Karesini aldığın zaman ne olacak bak. B kare X üzeri 2Q nokta nokta gidecek. En büyük dereceli terim bu. Baş kat sayısı ne oldu? B kare. P'nin baş katsayısı ne demiştik? A demiştik. B kare ile A'yı çarpınca ne oldu? B kare A. Ve bu neye eşit? 18'e. Gördüğün gibi artık gönül rahatlığıyla birisini A kare B, birisini B kare A ve 12 ve 18 diye bulduğum için yapacağın şey nedir? Aslında sayı bile deneyebilirsin ama dilersen taraf tarafa bölersen şunu görürsün. A'nın B'ye oranı ne geliyor? 2 bölü 3. Buradan ee, A'nın B'ye oranı 2 bölü 3 ise bir tanesini de yerine yazarsın. A gördüğün yere git mesela ne yaz? 2B bölü 3 yaz. Karesi ne yapar? 4B kare bölü 9. Bir de kendisi B. Attım sadeleşti. B küp buradan 27 oldu. de 3 geldi. Bak bu şekilde B'yi buldum. Gidip A gördüğüm yere 2B bölü 3 yazarak. B 3 ise A da buradan oranları 2 bölü 3 olduğu için ne geldi? 2. O zaman Çarpımlarının başka sayısı ne olur? Artık bu 2x üzeri p diye bir polinom. Bu 3x üzeri p di e, q diye bir polinom. Çarptığın zaman bak 6x üzeri p çarpı x üzeri q'dan p artı q en büyük dereceli terim 6 geldi. Baş kat sayısı 6 oldu. D şıkkı oldu. Birbirinden farklı 3 tam sayı kökü bulunan ve baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden bir px polinomu için olduğu bilinmektedir. Buna göre px polinomunun x eksi 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Bir dene bakalım bu sorunun yorumunu merak ediyorum ne yapacağını. Şimdi buna da bir yıldız koyalım. Evet polinom e, gerçel sayılarda şuna dikkat etmek lazım. Polinomun grafikleri şöyle böyle böyledir ama polinomun grafiği şöyle olmaz mesela. Bak bu ne biliyor musun? Sivri nokta olduğu zaman aslında orada parçalı fonksiyon vardır. Fonksiyon yeni bir fonksiyona bürünmüştür. O yüzden polinom böyle bir şey değildir. Fonksiyon ya doğrusal devam eder ya da dalgalı devam eder. Şöyle bir polinom fonksiyon olmaz mesela. Daha doğrusu polinom olmaz pardon. Şöyle bir polinom göremezsin. Kopma yoktur. Çünkü polinom gerçel sayılar kümesinde tanımladığımız zaman ne oluyor biliyor musun? Her noktada tanımlıdır paydasını sıfır yapabilecek bir değer var mı yok. Çünkü payda yok zaten polinomda. E üstü doğal sayı o zaman karekök işlemi falan yok. Hani kökün içi negatif olur diyemezsin. Logaritma gibi asimtot yok. O yüzden polinom hep böyle güzel, dalgalı ya da doğrusal devam eder tamam mı? Bunun sana katkısı ne biliyor musun? Px polinomu gerçel sayıları düşündüğümüz zaman sürekli bir fonksiyondur. Limit süreklilik diliyle söyleyeyim. Kopma noktaları yoktur. O zaman bir polinomda böyle bir durum varsa mecburen birisi artı birisi eksi olacak değil mi? Mesela bu eksi bu artı ya da bu artı bu eksi olacak. O zaman mecburen P1 çarpı P3 demek bu fonksiyonun bu denklemin 1'e 3 aralığında bir reel kökü var demek. Nasıl yani hocam dersen bak 1 ve 3. Şimdi P eksi 2 de negatifmiş. Baş kat sayısı ne? 1. Hemen söylüyorum. Üçüncü dereceden bir polinomun görüntüsü böyledir. Ya da böyledir. Ama şöyle olmaz. Eksi sonsuzdan artı sonsuza gider. Baş kat sayı pozitifse. Eğer üçüncü dereceden bir polinom baş kat sayısı negatifse artı sonsuzdan gider. Eksi sonsuza gelir. Bu şekilde bir görüntü. Baş kat sayısı negatif olan baş kat sayısı pozitif olan. O zaman bu polinomda böyle olacak. Doğal olarak eksi 2 de negatif. Eksi 2'de negatif, p da pozitif. O zaman p da pozitif. E 1'de de şöyle bak görelim. Temsili bir görüntü yapayım. Bak böyle görüyor musun? P1 mesela pozitif bir değer alıyor. Gördün mü? P3'e bak negatif değer alıyor. Y değerlerini çarparsak negatif olur. Hakikaten zıplayamayacağına göre, grafik şöyle olup buradan zıplayamayacağına göre ne oluyor? Burada mecburen bir kökü oluyor. Ve soru ne demiş? Kökleri tam sayı demiş. O zaman 1 ile 3 arasında mecburen hangi kökü olmalı? 2 olmalı. Bak olay böyle. Şimdi P-2 negatif. O zaman P-2 negatifse bak şöyle gelir. Görüyor musun? O zaman bir şekilde buradan geçmeli. E-2 ile 0 aralığında hangi tam sayı var? Eksi 1. O zaman bunun bir kökü de eksi 1'miş. Polinomu biraz daha düzgün çizeyim artık. Bak bunları gördükten sonra. Dediğim gibi 3. dereceden bir polinomun görüntüsü böyledir. Başka sayısı pozitif olduğu için böyle olacak. Bak şimdi geldik. Ee, bu şekilde eksi 1'de deldim. 0'da p 8 olduğu için 8'den geçti. Ee, 1 ile 3 arasında 2 var. X eşittir 2'de kökü var. E şimdi 3. dereceden polinom ne demiştim? Eksi sonsuzdan başlıyorsa artıya gitmeli. O zaman ne olmalı grafik? Bir yerde daha kırıldı ve böyle gitti. İşte bu. Ama bu 3. kökle ilgili bilgi vermemiş soru. Dediğim gibi orası net bak. Üçüncü dereceden polinomun görüntüsü net böyledir. Artık hani bu x eksenini 3 noktada mı kesiyor? x eksenin tek noktada mı kesiyor? Ya da bir yerde teğet mi? O soruda verdiği bilgiye göre. Bir kökümüz var. Diğer kökümüz de var. Kökleri tam sayı dediği için. Ve cidden 1 ile 3 aralığında bak. Y değerleri pozitif ve negatif olduğu için. Hakikaten P1, P3 negatif oldu çarpımları. Soru işaretli kök için ne diyeceğim? Bir başka katsayı 1'di zaten. Köklerimden biri 1 ise Çarpanın x eksi 1'den x artı 1'dir. Köklerimden biri 3 ise o zaman x eksi 3'tür. Diğer çarpanım da x eksi r diyelim tamam mı böyle. Bundan sonra da artık polinom nereden geçiyor takip et p 0 8 yaz yerine şimdi. 0 çarpı 1 hemen px gidiyorum bak p0 yazıyorum. 1 çarpı burada 1 eksi 3'ten eksi 2. A pardon çok edersiniz Köküne ne demiştik? 2. Demin yanlışlıkla 3 yazmışım. Hemen düzeltiyorum. Pardon. Çok pardon. Kökümüz 2 demiştik ya. Px eşittir. X artı 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi re. X yerine şimdi 0 yazıyorum. P 0 1 çarpı eksi 2 çarpı eksi re eşittir 8'den r ne geldi 4. Hakikaten diğer tam sayı kökümde 4 oldu. İşte sana polinom artık r ye gördüğün yere 4 yazarsan polinomun denklemi buymuş. Benden ne istiyor? x eksi 5 ile bölümünden kalan ne yazacağım? x eksi 5'e eşitle. x gördüğün yere 5 yaz. p5 eşittir 6 çarpı 3 çarpı 1. Buradan da doğru cevabımız 18 oldu. D şıkkı geldi. Bu şekilde arkadaşlar polinomun grafikleri de bilinmesi gerekiyor. Hemen ben hatırlatayım siz de yapın. Bir sabit polinom böyle x eksenine paraleldir. Birinci dereceden polinom Başka sayı pozitif ise böyledir. Eksi sonsuzdan artı sonsuza gidiyor bak dikkat et. Başka sayısı negatif ise artıdan eksiye gider. Artı sonsuzdan eksi sonsuza. İkinci dereceden polinom parabol demektir. Böyle olur ya da böyle olur ya da işte böyle olur. X 80in kesip kesilmesine takılmıyorum. Kollar aşağı yukarı doğru. E, tek derecede üçüncü derecede olursa böyle olabilir. Böyle olabilir. Başka sayı negatif ise böyle olabilir. Bak böyle olabilir ama net bilgi baş katsayısı negatifse artı sonsuzdan eksi sonsuza gidiyor. Baş pozitif pozitifse eksiden artıya gidiyor. Hemen söyleyeyim. Tek dereceli. Tek dereceli tek fonksiyon demiyorum. En büyük derecesi tek olan polinomlar eksi sonsuzdan artı sonsuza gider ya da artı sonsuzdan eksi sonsuza gider. Bunu yaz. Çift dereceli yani en büyük derecesi çift olan polinomlar da artı sonsuzdan başlıyorsa artı sonsuza gider. Eksi sonsuzdan başlıyorsa eksi sonsuza gider. Parabolü düşün. Parabol böyle oluyor mu? Tabii ki parabol böyle. Dördüncü dereceden bir polinom. Bak böyle olabilir. Altıncı dereceden bir polinom. Bak şöyle olmaz. Böyle gitmez. Şey pardon. Yanlış hmm. Bak şöyle olmaz. Altıncı dereceden bir polinom. Mecburen eksiden başladıysa eksiye gider. Artıdan başladıysa artıya gider. Sebebi ne? Bunların limitleri sonsuza yaklaşırken ondan kaynaklanıyor arkadaşlar. Birinin limiti sonsuza yaklaştığı için ve çift dereceli olduğu için eksi de koysan artı da koysan artı oluyor. Diğerinde de derece tek olduğu için eksi koyarsan eksi artı koyarsan artı oluyor. Bu kadar temel basit bir sebebi var. Sen ezbere bil tek dereceliler eksiden artıya ya da artıdan eksiye gider. Çiftlerde böyle artıdan artıya ya da eksi sonsuzdan eksi sonsuza gider. Kolları böyle olur. Yani tek derecelilerde kollar zıt yönlü eksiyle başlıyorsa artıya gidiyor. Çift derecelilerde de kollar aynı yönlü. Artıda başlıyorsa artı da bitiyor. Eksi de başlıyorsa eksi bitiyor. Bu bilgiyi de vereyim. Belki işimiz uzun sürüyor. Belki bak bir saat 25 dakika oldu şu an anlatalım. Konu özeti. Soruların içinde ekstra bilgiler. Bunları verince tabii ki bir de soruları da özel seçtim. Doğal olarak tabii ki burada belki biraz yorulacağız ama baktığın zaman polinom normalde bir haftalık iştir yani normal zamanda değil mi? Düşün eski çalıştığın zamanları. Ama burada tekrar ederken bak biz 2-2,5 iki, saatte bütün mevzunun üzerinden bir geçiyoruz. Px'in derecesi 4, Px'in baş katsayısı 3 olduğuna göre polinomun baş katsayısı nedir? Uyduruk bir polinom yazı hemen. Hem de, hep, hem de tek terimli olsun bak. Baş katsayısı 3, derecesi de 4. Böyle yaz işte gitsin. Px o zaman ne oluyor zaten? Bunu yine 3x üzeri 4. P2x artı 4 ne demektir? X gördüğün yere 2x artı 4 yaz. Sabitin baş katsayıya kesinlikle bir katkısı olmayacak dereceye de bir katkısı yok. İster yaz ister yazma ama bak gör. X gördüğün yere 2x artı 4 yazdım. Temsili bir polinom seçtim. Ve hakikaten en büyük dereceli terimi 2 üzeri 4'ten 16. X üzeri 4 gördün mü? Geri kalanlarla ilgilenmene gerek var mı? Hayır. Çünkü baş katsayı demek en büyük dereceli terimin katsayısı demektir. Uydurma bir polinom yazdım ve olayı hallettim. Bu da bak ne geldi? 48x üzeri 4. Çarpımlar o zaman 144 x üzeri 4 oldu. Sadece baş katsayıyla ilgilenince olayı ne güzel hallettik. E şıkkı oldu. Evet sadece hatırlatma sorusu. Tek dereceli terimin katsayılar toplamı kaçtır? Formülümüz neydi? P1 eksi P eksi 1 bölü 2 idi. P1 yazarsan yerine 1 eksi 1 eksi 2 üzeri 5. Eksi P -1'de. eksi 1 de eksi 1 eksi 1 eksi 2 üzeri 5 bölü 2 oldu. Buradan da ben uzatmayayım. Doğru cevabımız 496 geliyor. Olay budur. Evet güzel bir soru şimdi. Bir dene bakalım. Ne diyeceksin? Şimdi... Px polinomunun tek dereceli terimlerinin katsayıları toplamı çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamının 3 katıdır. Güzel. Formülü yine tekrar ettiriyoruz. Buna göre P2 kaçtır diye soruyorum. Bakalım şimdi Tek dereceli terimlerin toplamı neydi? P1 eksi P eksi 1 bölü 2. Çift dereceli terimlerin toplamı P1 artı P eksi 1 bölü 2. Neymiş? Bunun 3 katıymış. Soru öyle söylüyor bak. Çift dereceli terimlerin toplamının 3 katı katsayıları sayıları toplamına. O zaman şimdi hemen ikileri sadeleştirdim. P1 eksi P eksi 1 eşittir. 3P1 eksi şey artı pardon 3p 1. Buradan da 2p1 eşittir eksi 4p 1. p1 neye eşit oldu? Eksi 2 eksi 2 p eksi 1'e. Bunu lütfen not eder misin? Silmem gerekiyor çünkü yerim yetmedi. E, bunu bir not et. Şunları ben siliyorum müsaadenle. Şu an sadece orada neyi bulmuş oldum? Bunun birbirine P1'in eksi P2 eksi 1'e eşit olduğunu görmüş oldum. Ne işime yarayacak? Biraz daha bilinmeyeni azaltıyorum. Takip et bak. Px eşittir x kare eksi P eksi 1 eksi 2 x P1 gördüğüm yere hemen yazıyorum. Eksi 2 P eksi 1 bölü 8'den bunu bir sadeleştireyim. Böyle oldu. Bak en azından soruda şu an bilmediğim bir ifade. P-1 bak değişken değil. Bir gerçel sayı ne olduğunu bilmiyorum sadece. Nasıl bulacağız peki? Bir problem mi var hocam burada? Hayır. Hiç endişelenme. P-1 bulmanın yolu nedir? X yerine eksi 1 yazmak. P-1. P-1. Eksi 1'in karesinden 1. Eksi P eksi 1. O zaten P eksi 1 olduğu için içine bir şey yazmıyorum. Eksi 2. X yerine eksi 1 yazıyorum. Bir burada eksi var bir burada eksi var. Eksilerden kurtulacağız birazdan. Yine X yerine bir şey yazamam. Çünkü zaten P eksi 1 o hali hazırda bak. P eksi 1 demek zaten artık onun yerine yazılmış. O bir reel sayı sen ne olduğunu bilmiyorsun demek. X yerine eksi 1 yazınca bütün soru P eksi 1'e döndü gördün mü? P eksi 1'e şimdilik müsaadenle bir A diyorum. A eşittir. 1 eksi bunlar gitti. Artı a eksi 2 p eksi 1 gördüğüm yere eksi a yazdım. Şey direkt a yazdım. Eksi a bölü 4. A'lar gitti. Buradan da a ne geldi? a bölü 4 eşittir eksi 1'den. a eksi 4. Yani p eksi 1 neymiş? Eksi 4. Güzel. Şimdi artık şu denklemimizde yerine yazarsak. px eşittir. x kare P eksi 1'i ne bulduk? Eksi 4. Eksi 4 eksi 2 de 6. Bir de önünde eksi var. Artı 6 x. P eksi 1 eksi 4. 4 bölü 4'ten ne oldu? 1 oldu. Şimdi artık P 2'yi bulursam. 4 artı 12 artı 1'den doğru cevabım 17 geldi. Bak bakalım ne güzel bir soru değil mi? Polinomun tek dereceli terimlerinin katsayıları toplamı, çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı. Bununla ilgili nasıl bir soru sorulabilir? Bak istendiği zaman böyle güzel bir soru üretilebiliyor. Evet yine güzel bir soru. Ee, ha, bu benim zaten soru bankasından soru. Bir şey gittim. Ya bu soru nereden hatırlıyoruz derken ki işte dejavu oldum birden. E, geçmişe gittim. Şimdi bak. E, burada çok basit bir mantığı sorguladığımı düşünüyorum. Bir düşün bakalım. Böyle basit bir mantığı sorguluyorum demek soru önemsiz ve basit kolay değil çözünce basit geliyor böyle sorular. Çözemeyince vay be kaçırdım diyorsun. Tam sınava yer aslında bu soru. Yani sınavdan çıkınca Evet şimdi böyle bakınca değişik görünüyor değil mi? Bir kere bak ee, 2 eksi x1 baktığımız zaman 2 eksi x2, 2 x3 ve 2 eksi x4. Polinomun kökleri bunlar değil mi? Hemen şunu düşüneceksin. Bir polinom dördüncü dereceden ve kökleri x1, x2, x3, x4. E topu topu dört tane kökü var burada gösterdiği ve polinom bir de üzerinde dördüncü dereceden. Kökleri verilen bir polinom nedir? Baş kat sayısı bu polinomun biri olduğu için bak yazıyorum. Bu polinomun denklemi bu işte. Bak görüyor musun? Kökleri verilen bir polinom kaçıncı derecedense işte böyle yazılır. Dördüncü dereceden ve dört kökünü birden vermişim sana. E ne olacak hocam burada dersen? Bak bakalım burada aslında x yerine ben 2 yazmışım fark ettin mi? Px polinomu bu olmak üzere git bakalım x yerine 2 yaz ne göreceksin? 2 x1, 2 x2, 2 x3 ve 2 x4 ve bu P2. Aa ne güzel. Burada bir şey yapamazsın çünkü bu reel sayı bak bunlar değişken değil. Bu reel sayıların hiçbirini bilmiyorsun ama bildiğin bir gerçek var. P2 neye eşit? Burada x yerine 2 yazarsan p2 eşittir 16 artı 8 m eksi 4 artı 2. x gördüğüm yere 2 yazınca ve bu kaça eşitmiş? Eksi 26'ya. İşte bu. Sana farklı bir yoldan p2 nedir diye sormuşum. Pardon p2 eksi 26 diye vermişim. Farklı bir yoldan P2'nin eksi 26 olduğunu göstermişim. Bu anlamda bak tam yine sınava yarında bir soru bu. Yoksa herkes biliyor değil mi? Kökleri binden bir polinom tabii ki böyle yazıyoruz hocam. E tamam öyle yazdığımız gibi x yerine 2 yazdığım için. Bak buraları da fosforlayayım. x yerine 2 yazdığım için bu 2-x1, 2-x2, 2-x3 ve 2-x4'ün çarpımı olmuş. O zaman denklemi de belli olduğu için yazıyorum. Sadece m bilinmiyor. Buradan da ne oldu? 14 ee, 8m eşittir eksi 40 m de buradan ne oldu? eksi 5. Zaten onu soruyordum. Cevabımız da C şıkkı oldu. Evet. 31. soruda da yine bir şey söyleyeceğim. Bir uğraş kendin. Başka sayısı 1 olan Px polinomun köklerinin tamamı tam sayılardan oluşmaktadır. Ve kökleri toplamı 3'tür. Buna göre P-1 kaçtır diye soruyor. Şimdi ne diyeceğiz? Bir düşünelim yine. Bir kere burada ilginç bak. Teğet olarak geliyor. Hemen söylüyorum yine hatırlatıyorum. Hep aslında var ya bunları konu anlatımında anlattım. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar. Sene sonuna geldik. Nasıl olsa inşallah kısmet olur seneye. E, farklı yerlere, güzel yerlere giderseniz. Hani hayırlısı da benim mezuna kalınır kalınmaz ama hepiniz inşallah güzel yerleri kazanırsınız diyelim. Gerçekçi olmak gerekirse arkadaşlar. Bunu sene bittiği için yavaş yavaş rahatlıkla söyleyebilirim. Hani artık o kitabı almanıza e, şu anlık ihtiyaç olmayacağı için seneye üniversiteye gideceğiniz için inşallah. Normalde arkadaşlar ben hep AYT video destekli defterde anlattım her şeyi. Ama tabii ne oluyor biliyor musunuz? Anlıyorum bazı öğrencilerimizin o zaman e, düzeyi daha yüksek olduğunu hissetmiyor. Ama şöyle bir gerçek var. Normalde matematikte, TYT'de 10-15 arası bir öğrenci benle başlayabilir mesela. Sonra işte TYT'de ilerler. Çünkü orada da her şeyi anlatıyorum. Biraz belki zorlanırsın belli yerlerde ama Şimdi zorlanacaksın. O zaman zorlan yani ne güzel. Sonra AYT e, video destekli deftere bir geliyorsun. Her şey o kadar zihninde güzel oturuyor ki. Ondan sonra bak şöyle oluyor. Kanaldan da takip edenlerden de öğrencilerden de bildiğim için. Hocam bunlar bize çok basit geliyor. Çünkü zaten biz de onları hallettik ki oluyor. İşte bu hani arkadaşlarınız, kardeşleriniz olursa söyleyeyim. Hani onlar için bir artık öneride bulunmuş olursunuz. Ne olursa olsun Hangi hocadan giderseniz gidin. Bir şekilde bence AYT video destekli deftere ve sonra Eyüp Bey AYT Soru Bankası'na yolu düşürmek lazım. Kitabı al veya alma. Alırsan üzerine yazma çizme imkanı oluyor. Almazsan mecburen durdurarak gitmiş oluyorsun. Çünkü bu anlattığım her şeyin orada o kadar tohumunu güzel atıyorum ve çok uzun detaylı anlatıyorum ki atıyorum polinomu biz belki 6-7 saat işliyoruz. Hem TYT'de hem AYT'de. Ve orada Başlarda belki bir dakika ya bu niye böyle oluyor, bu niye böyle oluyor dediğin şeyler zamanla ne oluyor biliyor musun? Aa hoca bu yüzden bunu demişti. Ha bak limite bir geliyorsun polinomu sonra daha iyi anladığını fark ediyorsun. Türeve bir geliyorsun polinomu daha iyi anladığını fark ediyorsun. Çünkü buralarda hep yatırımlarını yapmıştım. O yüzden bilenler bilir belki V dediden. Yine söylüyorum bir katlı olursa yani örnek veriyorum bu kökümüz 2 olsun. Bunun çarpanı x eksi 2 üzeri 1'dir. Böyle normal deler geçer. Ancak tek dereceli ise birden farklı olarak teğet olarak değerler. Bak böyle. Mesela bunun bir kökü 3 olsun. Şey 3 demeyeyim de karışmasın hani bir şey değişmesin. X-5'in 3. kuvveti. Bak böyle 1 değil. Teğet olarak deliyorsa en az 3. dereceden tek kuvvettir bu kökümüz. Eğer normal delip geçiyorsa direkt 1 katlı köktür. Bunu söylemiş olayım. Aradaki farklıdır. İkisi de tek katlı ama birisi 1 bir katlı öbürü 3, 5, 7, 9 neyse. O yüzden bu fonksiyonda da bak e, polinomun kaçıncı dereceden olduğunu bilmiyorum ama garanti bilgi çarpanlarından biri bu eksi 2 olduğu için x artı 2. Diğeri de bilmiyoruz p diyelim şey p demeyeyim a diyeyim. Diğer çarpanını yazıyorum takip et x eksi a'nın neyinci kuvveti. Üçüncü kuvvette olur beşinci kuvvette olur yedinci kuvvette olur şu an bilmiyorum. Ama biri olmadığı kesin yani böyle olmadığı kesin t, -t olarak deniyor çünkü. Şimdi o zaman Px polinomunu böyle yazdım. Ne demişiz? Kökler toplamı 3'tür. E, kökler toplamı ne demek? Buradan bir tanecik eksi 2 geliyor. Çünkü bir katlı. Buradan ne geliyor? N çarpı A. Çünkü N tane A var orada. X eksi A'nın neyinci kuvvet demek? X eksi A'dan N tane çarpan var demektir. Bu yüzden A'dan da N tane olur. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu da neye eşit? 3'e. N çarpı A ne? 5. N doğal sayı. Çünkü polinomun X'in üstü doğal sayı olmalı. A burada zaten tam sayı dediğim için o da doğal sayı. Doğal olarak iki tane doğal sayının çarpımı 5 ise 1, 1'dir. 1, 5'tir. Bu yüzden n 5 olmalı. A, 1 olmalı. Çünkü N'ye 1 dersen ne olur? Demin söyledim hataya düşersin. Bir katlı değil tek katlı kök orada. Dolayısıyla X-1'in 5. kuvveti oldu. Bak böyle bir polinom geldi. Bundan sonra artık P-1'i bulacağız. Eksi 32 çarpı e, bir daha pardon polinomun bir kökü daha var ya. Sınıfta olsak herkes şunu der değil mi? Hocam bu polinom orijinden de geçiyor. Diğer bir kökü nededir bunun? X eksi sıfırdan dolayı x'tir. Onu da atlamayalım affedersiniz benim hatam. Polinomun köklerinden birini bir an anladım. Çünkü orijinden geçiyor sıfır kökü var. O zaman x eksi sıfır sıfırı siliyorum çarpanlarından biri bu. İşte polinomun denklemini bulduk gördün mü? Bundan sonra o zaman ne olacak? P, e, x kökleri tamamı tam sayı olduğu için P-1'i soruyorum. Eksi 1 çarpı artı 1 çarpı eksi 32. Doğru cevap 32 oldu. E şıkkı geldi. Hemen bitirişi şununla yapayım. Hocam nereden biliyorsunuz belki böyle gidiyordur. Bu asla öyle bir şey yok. Onda rahat olun. Arkadaşlar hep söylerim. Yine söylüyorum. Matematikte kelime oyunu şakası falan yapılmazdı. yani bazen yapıyor insanlar ama tasvip edilesi bir şey değil o. Kelime oyunu falan yapılmaz. Mevzu şudur. Ben sana grafik gösterdiysem belki bu böyle gidiyordur değil. Hayır bu zaten ge genel görüntü. Yani bu bir nevi kocaman kilometrelerce uzunlukta bir grafik olduğunu düşün. Kısalttım böyle. Bu her zaman böyle gider. Bu da böyle gider. O yüzden başka kökü olamayacak reel kökü olarak, tam sayı kökü olarak. Rahat ol. Ne zaman anlayamayabilirsin? Kağıt koyarım burasına evet nereye gittiğini bilmezsin. Buraya bir kağıt koyarım nereye gittiğini bilmezsin. Ama onun harici sakın böyle bir grafikte ya hocam ne biliyorsunuz belki kıvrılıyordur demeyin bu gerçek görüntü. Yoksa seni yanlış yönlendiririm öyle bir hakkım yok. Her zaman bu doğru görüntüdür neyse odur. Polinomunun x eksi 1 ile bölümünden bölüm bx bölüm bak kalan değil bölüm bx kalan kx olduğuna göre bx'in x eksi k2 ile bölümünden kalan kaçtır? Hemen düşün ben bilgimi söylüyorum. Durdur dur, hala durdurmalıysan. x eksi 1 bir polinomun kalanı bölenin derecesinden küçüktür. O zaman x eksi 1 birinci derecedense kalan nedir? Sabit sayı. Yazıyorum. Px polinomu x eksi 1 çarpı 1 bx kalana da m diyeceğim. Tamam mı? İşte sana böyle bir polinom. Şimdilik kx'e m dedim. O zaman k2 nedir? Yine m'dir. Sonuçta sabit sayı ya birinci dereceden böldüğüm için kalan sıfırıncı dereceden oldu. K2, Kx ne dersen de sabit fonksiyon olduğu için K2 de M oldu. Buna göre o zaman bakalım. Ee, hemen kalınımız neymiş görelim. X gördüğüm yere 1 yazıyorum ki neyi bulacağım? Kalanı ne, de, ne diyorduk? Bir polinomun kalanını bulurken hedefimiz neydi? Burayı sıfır eşitle. O zaman P1 eşittir M oldu. Yani kalan parantez içinde söyleyeyim. E, P1 buluruz. Denklemi zaten vermişim. Kaça eşit? 1 2 5 artı 6. 7 eksi 7'den A güzel kalınımız 0'mış. N 0 geldi. Tamam çok iyi. O zaman sil bunu. K2 de 0 olur değil mi? Kalan 0 ise K2 de 0'dır. Buna göre ben senden ne istiyorum? Bx'in x ile bölümünden kalan. Bir polinomun x ile bölümünden kalan ne demektir? x gördüğün yere 0 yaz demektir. Çünkü eşitlediğin zaman 0'a bak ne oluyor? Ben senden demek ki b 0 istiyorum. Tamam mı? E hocam b'yi mi bulacağız uzun uzun? Hayır. Hiç gerek yok. Şunları sileyim nasıl olsa bulduk. Hedefim BX'in bak PX'in değil. BX'in x'in x ile bölümünden kalan. Yani 0 eşitlersen x gördüğün yere 0 yazmak. Yani b 0 bulmak. O zaman yaz yerine BX x eşittir 0 için. Eksi 1 çarpı b 0 artı m oldu gördün mü? E bu arada P0'ın zaten ben polinom denklemini verdiğim için yazarsan 0 0 0 P0'ın 6 olduğunu biliyorum. Buradan da e, M'nin zaten 0 olduğunu biliyorum. Sildim. Bu sayede B0 ne geldi? Eksi 1 çarpı B0 6 ise her iki tarafı eksi 1'e bölersek B0 işte eksi 6 oldu. Doğru cevabımız da E şıkkı oldu. Sınav benzeri bir soru bakalım. Madem hani tekrar yapıyoruz ya bu tekrarlarda hedefim aynı zamanda aralarda çıkmış sorulara da benzer soruları göstermek. Sonuçta sınavın belli soruları kolay, belli soruları çok kolay, belli soruları orta, bazıları orta zor, zor ötesi olabilir sınavın seçiciliğine göre. Bu soru da e, evet öyle bir soru. Şimdi hemen dikkat et, arada artı yok. Bu soruda telaşlanma. Bu soruda direkt şunu gör ya eee x artı 0 olarak düşünürsen kaç tane x var? 9. E, 9x. 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı nedir? n çarpı n artı 1 bölü 2'den 8 çarpı 9 bölü 2'dir. Yani 9x artı 36. px kaç tane e, x kare var? 1'den 11'e kadar olduğu için 11 tane x kare var. 1'den 11'e kadar olan sayıların toplamı nedir? n çarpı n artı 1 bölü 2 gereği 11 çarpı 12 bölü 2'den 66. O zaman... Px'in Qx ile bölümünden kalan yani 9x artı 36 ile bölümünden kalan nedir? Sıfır eşitler sen x gördüğün yere eksi 4 yazacaksın. Artık bu sayede P eksi 4 eşittir. 11 çarpı eksi 4'ün karesi 16. Artı 66. Böylece bak 242 oldu. İşte olay bu. Yani dikkatli olduk. Sadece orada aralarda artı olduğunu gördük. Paranteze aldanmadık ve çözümü yaptık. En yüksek dereceli terimlerinin katsayıları 1 olan px ve rx polinomlarından rx px polinomuna tam bölünebilmektedir. px kare p kare x'e eşitmiş ve ikinci dereceden rx polinomunun sıfırlarından biri p2 olduğuna göre rx polinomunun x eksi p3 ile bölümünden kalan kaçtır? Hemen uğraş bakalım bununla. Böyle bir bu soruya dilersen düşünme payı yaparsan zaten sorun yok da bir düşünme payı 3 dakika falan verebilirsin. 3-4 dakika. Biraz kafa üzerine birlikte de bakalım şimdi. Evet burada şöyle bir şeye dikkat etmelisin. Nasıl px kare p kare x e eşit olabilir? Ancak nasıl bir fonksiyonsa biliyor musun? ax üzeri başka sayısı 1'miş zaten. x üzeri ne olursa. Bir dakika niye hocam? Şimdi bak terim sayısı artar. px'in px'in basit bir şey düşünelim. x artı 1 olduğunu düşün. Şimdi karesi px kare ne olur o zaman? x kare artı 1. Ama Px'in komple karesini alırsan ne oluyor? x kare artı 2x artı 1 terim sayısı 3'e çıktı gördün mü? O yüzden burada sabit sayı olamaz. Karesini aldığın zaman binom açılımı gereği hep terim sayısı artar. Atıyorum gittin mesela abartsan bunu. Şimdi şöyle düşün. Px'in Px'in x üzeri 4 artı 2x artı 1 olduğunu düşün. Ve gittim bunun karesini aldım. Bak bakayım buradan kaç tane terim gelecek. Bir de sadece buraya x kareleri yapıştırıp bunda x üzeri 8 2x kare olduğunu düşün. Bak bu 3 terimde kalıyor. Öbürü terim sayısı artıyor. O zaman kaçarı yok bu işin. Px ancak x üzeri n olabilir. E şimdilik böyle bir diyelim. Hakikaten o zaman bak ne oluyor? Px üzeri n'nin karesi X üzeri 2 neye geliyor? P kare şey. E, evet P kare X yaptık. Bir de P X üzeri 2 de ne oluyor? Bak yine X üzeri 2 ne oluyor? O yüzden sabit sayı değil. Tek terimli böyle bir polinom. Peki kaçıncı dereceden olduğunu nasıl anlayacağım? R X polinomu ikinci derecedenmiş. O zaman tam bölündüğüne göre P X ya X kare ya da X olacak. Başka sayısı 1 olduğu için. Şu an onu bilmiyorum. Birazdan söyleyeceğim cevabını. ya Şey de oraya geleceğim. Ama net bilgi madem ikinci dereceden Rx polinomuna polinomunu tam bölüyor. Px'in derecesi 2'den daha büyük olamaz. Ne demiş soru bize? Rx'in polinomunun sıfırlarından biri yani köklerinden biri P2'ymiş. Şimdi eğer bak Px x kare olursa o zaman Rx ne olur? Hemen görelim. Başka sayısı 1 olduğu için o da x kare olur. En yüksek derece terimlerin katsayıları 1 diyor ya. E, bunun kökü ne ama? Sıfır. Gördün mü? Hatalı oldu. Demek ki Px x kare olmuyormuş. Deneme yanılmayla anladım bak. Px x kare olursa Rx'in buna bölünmesi için ikinci derece ne olduğu için mecburen başka sayısı bir böyle oldu. Ama Rx'in o zaman kökü bu oluyor. E ne olacak? Demek ki Px mecburen x şeklindeymiş. Rx de bak şöyle. Bir çarpanı x çünkü Px'e tam bölünüyor. Diğer çarpanı da x eksi p2. Köklerinden biri p2 diyor. p2 kaç? Yerine yazarsan 2. Yazdım bak böyle. Hakikaten şu an lütfen dikkat et. x çarpı x eksi 2'yi x'e böldüğün zaman ne geliyor? x geliyor. Sonra tam bölündü mü? Bölündü. Aynı zamanda bu rx polinomunun köklerinden biri 2 değil mi? 2 aynı zamanda neye eşit? p2'ye. Bak doğru düşünmüşüm. Bazen bir varsayımda bulunursun. Doğru olup olmadığını kontrol edersin. Hakikaten yaptım ve Rx'in böyle olduğunu gördüm. Bundan sonra ne diyeceğiz? Rx polinomunun x p3 ile. E tamam px zaten x olduğu için p3 de 3'tür. x eksi 3 ile bölümünden kalan ne demek? R3'ü bul demek. Yaz yerine 3 çarpı 3 eksi 1'den 3 çarpı 3 eksi 2'den doğru cevabımız 3 oldu. Böylece bak bu güzel soru testin. Hani bu düzeye şey bu düzeye aşırı derecede çıkmak istemiyorum bu tekrarlarda. Çünkü hedefim böyle acayip zor sorularda sorup kafa karıştırmak değil. Ama nadiren de olsa aralarda böyle sorulara değinirim. Bunlar böyle artık hani sınavın güzel eleyici sorularından bir tanesi olur. E hocam biz o zaman hiç eleyici soru görmeyeceğiz mi? Tabii ki göreceksiniz. Nerede onlar? Bir soruyorum. Hedef ilk bin. Özellikle arkadaşlar seviyeniz mesela bunu güzel anladıysanız, güzel gidiyorsa bir soru yorumları muhakkak bakın. Bu ana kadar iyi geldiyseniz. Hedef ilk bine muhakkak bakın. Ve mini denemeleri sakın es geçmeyin. Hangi seviyeden olursanız olun. Yani netleriniz tabii hani 20'nin altıysa çok zorlayabilir belki ama ben iyi bir şeyler yapmak istiyorum diyen her öğrencimiz birinci denemeden 37'ye kadar yüklemiştim geçen yıl. Bu inşallah kısmet olur bu sene daha da arttırırım. Geçen senelerde çözdüğüm soruları bir daha çözmeyeceğim. O yüzden sakın sadece yenilere bakmayın. Ee, birinci denemeden itibaren başlarsanız şuna ikna olursunuz. Şimdi ben yeni denemeleri çözeceğim hocam diyenler. Bence bir ilk denemelerden başlasın. Aslında ilk denemelerin hani öyle eski püskü değil. Bayağı ne kadar kaliteli olduğunu görürler. Onu da belirtmiş olayım. Bakalım 37. soruya. Üçüncü dereceden bir polinom. Klasik bir soru tarzı. Bunu da es geçmeyelim diye. X, x-1 ve x-2 ile bölümünden kalan eksi 3 px'in x eksi 3 ile bölümünden kalan da 9. Şimdi burada kalanımız sıfır değil ama hepsinin kalanları aynı. Şimdi şöyle düşünmek lazım bak çok basit bir durum aslında bu bazen kafa karıştırıcı geliyor. Başka kat sayısını biliyor muyum? Hayır. O zaman çarpanlarından biri değil bak bu. Şuna dikkat edeceksin. x eksi 1, x eksi 2 falan çarpan değil. Böyle yazmayacaksın. Nasıl yazacaksın? Eksi 3. Neden hocam dersen? x yerine sıfır yaz. Burası gidiyor. Kalan hakikaten ne oluyor? Bak eksi 3. X yerine 1 yaz. Burası gidiyor. Kalan ne? Eksi 3. X yerine 2 yaz. Kalan ne oluyor? Eksi 3. İşte bak bu şu demek. Hem X, hem X eksi 1, hem X eksi 2 ...böldüğün zaman hakikaten kalana eksi 3 oluyor. Doğal olarak böyle bir polinom... E, ...tam bölünseydi böyle olurdu. Tam bölünmüyor. Kalana aynıysa bunu sona ekleyeceksin. Şimdi artık X eksi 3 ile bölümünden kalan demek... ...burayı sıfıra eşitlersen X gördüğün yere 3 yaz demek yazdığımız zaman da P3 eşittir. 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6A eksi 3 eşittir 9. A ne geldi? 2 geldi. Yerine yazayım. Hiç vakit kaybetmeden burası 2 oldu. Bundan sonra artık P4'ü istiyorum. X yerine yaz P4 için X eşittir 4'ü. 2 çarpı 4. 4 eksi 1 3. 4 eksi 2 2. Buradan da ne oldu? 8 kere 3 24. Bir dakika orayı yanlış yazmışız. Dur hemen düzelteyim pardon. Şimdi 2 kere 4 8 sonra 4 eksi 1 3 tamam. 4 eksi 2 2. Tamam o zaman ben şu cevap anahtarını yanlış yaratmışım Bir an 21'e gözüm gitti. 8 kere 3 24 24 çarpı 48 48 eksi 3'ten 45 olmuş oldu sorunun doğru cevabı. Evet rahat bir sorumuz yine. P2x eksi 4 polinomunun kat sayılar toplamı. Bu ne demek? X gördüğün yere 1 yazarsan 2 4ten P-2'yi soruyorum sana. Bakalım o zaman. Üçüncü dereceden bir polinomun 1, 2 ve 3. 3'ü de reel kök demek ki. O zaman baş kat sayısına A dersen köklerinden biri eksi 1 ise çarpını x artı 1. 2 ise çarpını x eksi 2. 3 ise çarpını x eksi 3. Ve böyle bir Px. Yaz şimdi yerine sıfırı A çarpı 1. Çarpı eksi 2, çarpı eksi 3 kaça eşit 6'ya? A ne geldi? 1. Demek ki başkatsayım 1'miş. Sil şimdi bunu. Böylece bak hakikaten polinom çarpanları bunlar olan bir denklem oldu. Şimdi P eksi 2'yi bulacağız. X yerine eksi 2 yazarsak eksi 1. Sonra burası eksi 4 ve eksi 5. Çarptığım zaman ne oldu? Eksi 20 A şıkkı geldi. Polinomunun Rx polinomu ile bölümünden kalan 3'tür. Y eşittir Rx ve Y eşittir Mx polinom fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Px polinomunun Mx ile bölümünden kalan. Bak şimdi. Bu polinomun kökü belli. O zaman y eksenin nerede kestiği ile ilgilenmem. Niye biliyor musun? Başka sayısına a dersen direkt birinci dereceden bir polinom budur. Ne demiştim daha öncesinde de? Kalan bulurken katsayı önemli değil ki polinomda. Bu doğal sayı bölmesi değil ki. Sadece ne önemli? Değişken önemli. Hakikatin o zaman bu px'e a çarpı x eksi 2 ile bölümünden kalan ne demek? E bunu sıfır eşitlersen gerçekten x bak ne oluyor? 2. x yerine 2 yazarsan gerçekten bunun rx ile bölümünden kalanı buluyorsun. Bakalım o zaman x yerine 2 yazıyorum. p2 eşittir. 8 eksi 8 artı 2 artı m eşittir. 3'ten m'ne geldi 1. Yazalım hemen sileyim şunu. M'yi artık nasıl olsa 1 bir buldum. Birincisini hallettim. İkincisi yine bak doğrusal fonksiyon kökü 3. Yani bir baş kat sayısına b desen işte polinomu böyle de yazabilirsin mx'i. Ve mx ile bölümünden kalanı sorduğun için git bunu sıfıra eşitle. O zaman x gördüğün yerine yazacaksın. 3 olay budur. Artık p3 eşittir 27. Eksi 18 artı 4. 4 e, buradan da ne oldu? 27 eksi 18 e, 9. 4 daha 13 geldi. Cevabı bulduk. Hangileri gerçel sayılarda tanımlı polinom fonksiyon grafiği olabilir? Aslında daha öncesinde soruda bir tüyosunu vermiştim bu çözümün Ne dedim? Bir polinom fonksiyon gerçel sayılarda tanımlı olduğunda Birinci derecedense böyledir ya da böyledir. Sabit fonksiyonsa böyledir. Parabol, ikinci dereceden fonksiyon yani böyle. Üçüncü dereceden fonksiyon böyle ya da böyle. İşte dördüncü dereceden fonksiyon böyle olabilir, böyle olabilir, böyle olabilir. Ama hep eğrisel gidiyor bak. Ya bu şekilde doğrusal ya da eğrisel. Asla boşluk yok böyle gerçel sayılarda. Her noktada tanımlıdır, kopması yoktur polinomun. Her noktada süreklidir gerçel sayılarda. Dolayısıyla bu gider. Sivri nokta parçalı fonksiyon için geçerlidir. Polinom bir parçalı fonksiyon değildir. Po parçalı fonksiyon nedir? Kritik noktası olan fonksiyon. Kritik nokta ne demek? Fonksiyonun değiştiği yer. Örnek x büyük eşit bir için atıyorum x kare diyorsun. x küçüktür bir için de 2x eksi 3 diyorsun. Böyle kıvrılmalar olur. Bazen sivri olur bazen e, yumuşak geçiş olur ama muhakkak kritik nokta vardır eğer sivri nokta varsa. Bu tesadüf değil yani hani. Öyle bir fonksiyon var ki hocam burası sivri nokta. Tamam o parçalı fonksiyondur işte. Çünkü burada kırılmaya uğramıştır fonksiyon o kırılma noktasında yani kritik noktada. Böyle bir polinom olamaz. Sonra evet eğrisel gidiyor olur. Bak mesela 3. derecen fonksiyonu benziyor sadece hani şekil olarak. Evet bak benziyor polinoma, benziyor. Yani burada toplam 4 tanesi oldu tamam mı? Bunu böyle söylemiş olayım. Peki bazı arkadaşların aklına takıldığı için sorayım y eşittir x kare artı 1 bir. bir polinom fonksiyon mudur? Sakın. Mutlak değer parçalı fonksiyondur. Çünkü e şöyle x kare artı 1 demeyeyim de pardon x kare eksi 1 diyeyim. Bak bu bir mutlak değer fonksiyonu. Yani ama hocam içi polinom tam önemli değil ki. O zaman bak göstereyim. Şöyle yapayım. Kök x 2 diyeyim. Köklü fonksiyon o zaman bu mutlak değer. Hayır. Mutlak değer her şeyi mutlak değere döndürüyor. Sen bir mutlak değerin atıyorum bak x eksi 1 normalde doğrusal fonksiyon ama mutlak x eksi 1'in grafiği bu parçalıyor çünkü fonksiyonu e, parçalayınca adı üstünde parçalı fonksiyon oluyor o yüzden içine hemen odaklanıp e, bu o zaman doğrusal o zaman polinom değil mutlak değer mutlak değerdir polinom fonksiyonu mutlak değer yaparsan o da mutlak değere dönüşür logaritma fonksiyonunu mutlağın içine yaparsan o da log e, mutlağa dönüşür örnek gittin aldım mesela Log x dedim böyle yaptım tam bu gitti artık mutlak değer fonksiyonu tamam bazen bunu soranlar oluyor o yüzden e, polinom fonksiyonu olması için normal x'lerin üstleri doğal sayı kök mök hiçbir şey olmayacak polinom e, şimdi mutlak değer falan da olmayacak onu da söylemiş olayım. Baş kat sayısı 2 olan 3. dereceden px polinomunun x kare eksi x artı 2 ile bölümünden kalan 0'dır diyor. px kare artı 2 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 80 olduğuna göre... Px-2 polinomunun x-3 ile bölümünden kalan kaçtır? Baş kat sayısı 2 olan çarpanlarından biri x kare eksi x artı 2 olan ve aynı zamanda diğer çarpanı var mı? Var. Üçüncü dereceden çünkü. O zaman bak böyle derim. Sonra bu Px polinomu. Çünkü kalan sıfır ya. O zaman muhakkak ne olacak? Bak böyle ve böyle bir çarpanı olacak. Dolayısıyla bunu söylemiş olayım. Şimdi bundan sonra ne diyeceğim peki? x kare artı 2 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan demek. Buraya 0 yaz demek. E, x yerine o zaman ne geliyor? 1. x yerine 1 yazarsam da neyi istiyorum senden? P3'ü yazalım. 2 çarpı 9 eksi 3 artı 2 çarpı 3 eksi 2 eşittir. 3 eksi k eşittir 80. Buradan da 10 ne oluyor? 6 2 daha 8 8 40 16 5 k eksi 2 geldi. Şimdi artık polinom fonksiyonumuzun şöyle bir polinomumuz da oluruz fonksiyon demeyelim. Polinomumuz böylece x eksi eksi 2'den x artı 2 oldu. Px'i yazdım. Bundan sonra Px eksi 2 bölümünden evet x eksi 3 ile bölümünden kalan demek x yerine 3 yaz. 3 yazınca da bak ne oldu? P1 oldu. 2 çarpı 1 eksi 1 artı 2 çarpı 3. Bundan sonra 1'ler gitti. 4 çarpı 3'ten 12 oldu. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı geldi. Evet. Bak şimdi ne demişim? Px 4. dereceden çift fonksiyon. Bunu bir lütfen uğraş. zaten hepsiyle uğraşman gerekiyordu. Özel olarak bunu bir tekrar vurgulayayım. Bir uğraş bakalım. Şimdi uğraştığını varsayıyorum ve ben buna yıldızımı yapıştırıyorum. Çünkü bazı öğrencilerimiz burada takılmıştı mıyım değil anlatacağım zaten. Ben bu kitapta benim soru bankasında bu soruyu sorduğum zaman bazı öğrencilerin bir yeri sorduğunu çok gördüm. O yüzden buraya da alayım istedim. Böylece siz de faydalanın, görmeyen varsa. Px dördüncü dereceden çift fonksiyon grafik üzerinde bir kağıt grafiğinin bir kısmının görünmesini engellemiştir. Bak mesela burada çift fonksiyon gördüğün gibi Çift fonksiyon neydi? Y eksenine göre simetrikti. Dördüncü dereceden bir çift fonksiyon. İkinci bilgi. Şimdi çift fonksiyon y eksenine göre simetrik. Diğer bilgimiz, ikinci bilgimiz ne? Köklerden biri eksi 2 ise düz aynada yansıtır gibi düşüneceksin. Diğer kökü 2'dir. Tek veya çift fonksiyonların bir kökü eksi a ise öbür kökü a'dır. Simetriklik bunu gerektirir. Hem tek hem çift fark etmez. İkisinde de köklerden biri net a ise diğeri net eksi a'dır. Bu yüzden kesinlikle burada görünmeyen bir kök 2. Diğer görünen kök eksi 2. Şimdi olaya gel. Bu dördüncü dereceden bir fonksiyon değil mi? Mecburen bunun grafiği şöyle olmalı. Bak böyle olmalı. Neden peki dersen? E şimdi teğet olmak ne demek? En az ikinci dereceden demek. X artı 2'nin karesi. Kökümüz 2 simetrik çünkü y eksenine göre simetrik. Aman dikkat. O zaman x eksi 2'nin karesi bir baş katsayı. İşte sana Px polinomu. Gördün mü? Dördüncü dereceyi tamamladım. Şöyle olabilir mi? Ya hocam çift fonksiyon belki burası 6. kuvvettir. Hayır. Zaten dördüncü dereceden fonksiyon. E, köklerimden biri eksi 2 ise mecburen diğeri 2 oldu. Grafiği burada da göstereyim. Tamamlayınca böyle bir şeye dönüşmüş oldu. Tamam mı? Sonra soruda sana bir bilgi vermişim. Köklerimden biri P0 demişim. Şimdi olaya gel. Bu y eksenini pozitif tarafta kesiyor. Burası nedir? Sıfıra P0 noktasıdır. Doğru mu? Evet. E bu pozitif bir sayı. P0 bir pozitif sayı değil mi? Şöyle bir şey olma ihtimali var mı? Görünmüyor hocam. Belki ne biliyorsunuz hocam böyle. O zaman bak dördüncü derece yapamıyorsun bak. ÖSYM'e de sormuş bir kere. İstediğin kadar uğraş. Yanlış çizemiyorsun grafiği bak. Diyelim dedin ki yo hocam belki böyledir. Bak bakalım burada kaç tane kök oldu. Çift katlı kök iki tane buradan. Çift katlı kök iki tane buradan dört. Bir tane buradan 5, bir tane buradan 6. E bu fonksiyon 6. dereceden mi? Hayır. Doğal olarak oradaki kağıt kapatmasına rağmen bak aşağıda kökü olamıyor bunun. Şey aşağıda y eksenini kesemiyor. Nerede kesti mecburen? Bu pozitif tarafta kesti. E doğal olarak P0 köklerden biri ise yani x1 diyelim ona. Ve P0 pozitif bir sayıysa ve bu kökse bak kök olduğunu söylüyorum. O zaman eksi 2 olur mu? Hayır. Çünkü P0 pozitif sayı. O zaman diğer köküm neydi? 2. Demek ki P0 neymiş? 2'ymiş. Bak gösteriyorum grafiği burada. Gördün mü? Buraya ben 2 yazarsam cidden şunu düşün. Köklerimden birine 2. Diğerine eksi 2. Ne demişim? Köklerden biri aynı zamanda P0. O zaman mesajım bu işte. P0 2. P0 demek y eksenini kestiği noktanın ordinatı demektir y eksenini kestiği noktada burası O zaman bunun ordinatı neye eşit olacak bu köke Bu yüzden ne geldi p0 2 geldi bunu görecektim O zaman px polinomu Ne oldu Baş katsayımı bilmiyorum a e, Köklerimden biri zaten x-2 diğeri çarpanın x artı 2'nin karesi p0 2 olduğu için yaz yerine a çarpı 4 Çarpı 4 eşittir 2'den başkatsayı neymiş 1 bölü 8 Şimdi artık Px'i yazıyorum. 1 bölü 8 çarpı x8'i 2'nin karesi çarpı x artı 2'nin karesi. P4'ü bulacağız. 1 bölü 8 çarpı 2'nin karesi 4, 6'nın karesi 36. Buradan da sadeleştireyim 2 sadeleştireyim. 18 oldu. Bu şekilde lütfen dikkat et. Bir denklemin sıfırı o denklemin sıfırlayan değeri demektir. Orada artık verdiği bilgilere göre dolduracaksın içine. Px birinci dereceden ve Qx sabit polinom olmak üzere. Px eksi 2 polinomunun x a ile bölümünden kalan P2 x polinomu ile x eksi a artı 2 ile bölümünden kalana eşit. Px artı Q0 ax 6. Px polinomunun x eksi Qx ile bölümünden kalan 4'tür. Şimdi bak gel burayı bir halledelim. Bir uğraş bir. Qx sabit polinom ya. Boş ver Q0 o zaman ya sil bunu. Q sabit polinomsa o zaman ne verirsem her aynı değer alıyor. Ona C diyelim biz. Bu QX C olsun. Yaz buraya C'yi. Sonra yine aynı şekilde. Boş ver QX'i. Sabit polinom ne de olsa ona bir sabit sayı belirle. C de ne güzel. Şimdi bakalım. Px-2 polinomun x a ile bölümden kalan ne demek? X gördüğün yere a yaz demek. O zaman pa-2 eşitmiş. Burayı da sıfır eşitlersen x gördüğün yere a eksi 2 yazmalısın. Yaz burada yerine. P 2 eksi a artı 2'den ne oldu? P 4 eksi a oldu. Bak bunlar birbirine eşit geldi değil mi? Ve önemli nokta. Basit önemli nokta. Doğrusal fonksiyon. Birinci dereceden doğrusal fonksiyon değil mi? Doğrusal fonksiyonun özelliği nedir? Birebir fonksiyon. İster artsın ister azalan, azalan olsun birebir fonksiyon. Birebir fonksiyonların özelliği nedir? Tabii ki bunların içi de eşit olmalı. Çünkü birebir fonksiyonda farklı iki nokta aynı ordinata gidebilir mi? Bu parabol mü ki? Böyle iki tane nokta aynı ordinata gitsin. O zaman mecburen sana ne diyor? Birebir fonksiyonda eğer bunlar eşitse ki normalde eşit olmamalı. Çünkü her nokta farklı bir y değerine gidiyor. Eşitse mecburen içerisi de eşittir. İşte buydu olay. Bu kadar basit ama ince nokta. A eşittir 3. Gerçekten bak P1 eşittir P1 gördün mü? Başka türlü olamaz. Birebir fonksiyonlarda her nokta farklı yere gider. Aynıysa aynıdır içe. Doğal olarak buradan A'nın 3 olduğunu görmeni istiyor. Şimdi devam edelim o zaman çözümümüze. Px eşittir Px artı c eşittir 3x eksi 6. Px'in c ile x eksi c ile bölümünden kalan demek x gördüğün yere c ye yaz demek. Buradan da pc ne oldu? 4 oldu. Hemen git yaz yerine. X yerine c yazınca pc artı c eşittir 3c eksi 6. pc zaten 4. Buradan da 10 eşittir 2c. c 5 oldu. Soru benden ne istiyor? pa'yı. Bakalım. pa için ne diyeceğiz? px artı 5 olduğu için yazdım böyle. Pa dediğim A'yı ne bulmuştuk biz demin ya? A'yı 3 bulmuşuz. Fosforluyum burada gör. A yerine 3 yaz. P3 eşit. P3 artı 5 eşittir. 3 kere 5 15. 15 eksi 6 9 oldu. P3 buradan. Ay pardon. 3 kere 3 9. 9 eksi 6'dan 3 oldu. P3 buradan eksi 2 geldi. Böyle bu da güzel bir soruydu. Bunu da yıldızlayalım. Px baş kat sayısı 1 olan 5. dereceden bir polinomdur. P-x-x-px bu neydi? Tek fonksiyon demekti. Tek fonksiyon. Px polinomunun x-2 ile bölümünden kalan 24. Yazalım. P2 24. x-1 ile bölümünden kalan P1 eşittir 9. Px polinomunun x ile bölümünden bölüm. Bak kalan değil bölüm. Qx polinomu olduğuna göre Qx polinomunun katsayılar toplamı yani x yerine 1 yazarsam Q1 istiyorum. Ne diyeceğiz? Burada hiç kendimizi kasmayacağız arkadaşlar. Diyeceksin ki tek bir polinom olduğuna göre polinom fonksiyonun üstleri zaten doğal sayıdır. Tek dereceli olan polinomların tabii ki dereceleri tek olacak. Doğal olarak ne diyeceksin? Baş katsayısı 1, x üzeri 5. Sonra diğer terimin ax küp diyeceksin. Diğer teriminde bx. Çünkü tek fonksiyon. Buna göre o zaman artık hemen ne yapacaksın? P2 yaz yerine 32 artı 8 a artı 2 b eşittir 24. P1 yaz yerine a şey pardon 1 artı a artı b eşittir 9. Şimdi buradan 8a artı 2b eksi 8 sadeleştiriyorum. 4A artı B eşittir eksi 4 değil mi? Şu işlemden. Sonra A artı B'ni attım diğer tarafa 8 oldu. Taraf tarafa çıkarırsam 3A eşittir eksi 12. A da buradan eksi 4 geldi. A eksi 4 ise b de ne oldu? 12 oldu. Şimdi bunu hallettik. Mecburen devam edeceğim sonra sileriz. Px polinomu buradan ne geldi? x üzeri 5 eksi 4 x küp artı 12x. Px polinomunun x ile bölümünden bölüm bak kalan değil. E bölümü çok kolay bunun. Sadeleşti x üzeri 4. Sadeleşti eksi 4x kare. Sadeleşti 12. İşte sana qx polinomu. qx'in katsayılar toplamına nedir? Ne Direkt x yerine 1 yazarsam. Q1 eşittir. 1 eksi 4 artı 12. 13 eksi 4'ten 9 olmuş oldu. Zaten dikkat et lütfen x üzeri 4'ün katsayısı 1. x karenin katsayısı -4. 12'nin katsayısı zaten 12. Doğal olarak ne oldu? Hakikaten katsayılar toplamı 9 gelmiş oldu bu güzel soruda. Siliyorum burayı müsaadenizle. Geri alıp not alabilirsiniz. Px katsayıları 1 2 3 0, 0, 9 kümesinin elemanlarından biri olan ikinci dereceden bir polinomdur. Buna göre p3 eksi p1 eşitleri 24 eşitliğini sağlayan kaç farklı px polinomu yazılabilir? Evet. Şimdi bakalım bir. Ne diyeceğiz? Burada hemen şöyle güzel bir yorum, güzel bir yorum değil. Sen önce bir uğraş, ben ondan sonra söyleyeyim. Bak, ikinci dereceden bir polinom. Ve kat sayılarını bilmiyoruz. Sadece bunlardan biri olduğunu biliyoruz kat sayılarından tek tek. O zaman ne dersin? Px eşittir. Ax kare mecburen hiçbir şey yok. Çünkü kökleri de yok bak bu polinomu. Elim mahkum böyle yapacağım. E sonra ne diyeceğiz hocam? Merak etme. P3 demek 9A artı e, 3B artı C değil mi? E, P1 de A artı B artı C değil mi? Taraf tarafa çıkarırsan 8A artı 2B eşittir 24 s sadeleştirirsen 4A artı B 12. Hemen şuna gel. Kat sayılar tam sayı ve rakam hatta 1'den 9'a kadar olan. O zaman bu 4'ün katı bir sayı. 4 ile 1 rakamı çarparsan 4'ün katı. 12 4'ün katı. Mecburen 4'ün katı iki sayının farkında ne elde edersin? Yine dördün katını elde edersin. Bak ne kadar temel matematik bilgileri. Dördün katıyla dördün katını ister topla ister farkını al. Elde ettiğin sayı yani B dördün katı. O zaman B dördün katı olan ne var? 1 ile 9 arasında 4 var. B'ye 4 verirsem A'ya ne kalıyor? 2. İkinci olarak B'ye ne verebilirim? 8 verebilirim. Dördün katı olarak 1 ile 9 arasında 8 verirsem A'ya ne verdim? 1. Şimdi artık gelelim C'ye. C'de bir sınırım var mı? Yok. C özgür. O zaman A2, B4 A 2 B 4 olduğunda C 1'den 9'a bütün sayılar alır. Yani burada 9 tane polinom yazabilirsin. A 1 B 8 olduğunda C ile ilgili hiçbir sınırlandırmam olmadığı için 1 ile 9 arasında 9 tane sayı alırım. Toplam 18 tane polinom yazarım. Örnek görüntü 2x kare artı 4x artı 8 gibi düşün. 1 yasan ne olur? 3 yasan ne olur? 5 yasan ne olur? Görüyor musun? Ya da bak x kare artı 8x artı 9 yasan ne olur? 1 yasan ne olur? 2 yasan ne olur? Dolayısıyla orada özgür olduğumuz için bu şekilde cevabı bulmuş olduk. Bu da sınavda da bir kere böyle güzel bir soru sormuştu ÖSYM. Evet bakalım şimdi 46. sorumuza. Aşağıdaki dik koordinat sisteminde px polinomunun eksenleri kestiği noktalar verilmiştir. Evet eksenleri kestiği noktalar verilmiş başka bir bilgi yok. O zaman net bilgi burada en azından bir kökümüz eksi 3, bir kökümüz 1, bir, bir kökümüz 4. Peki buraya kadar durdurmadıysan durdur ona göre konuşacağım ve çöz. Bu polinomun kaçıncı derecede olduğunu bilebilir miyiz? Hayır. Ama hocam ne güzel vermiş. E bu işte o zaman üçüncü derece değil mi? Ne bileyim. Ben bununla ilgili bir bilgiye sahip değilim. Reel olmayan kökleri olabilir. Analitik düzlemde reel olmayan kökler görünmez. Ben sana bir örnek vereyim mi bak? Şu şöyle polinom yazacağım. En basit polinom. Pa en basit polinom değil mi? En basit polinomlardan biri. Şimdi bu polinom birinci dereceden mi? Yo. Bir örnek göstereyim. Ben yani denklem yazayım. Y eşittir küp. Bak. Birbirine eşit 3 kökü var ve hepsi de sıfır. Ya da başka bir polinom göstereyim. Hadi bunun kökleri var y eşittir x küp artı bir. Sadece bir tane reel kökü var. E bu polinom birinci dereceden mi? Hayır. O yüzden reel olmayan kökler analitik düzlemde görünmüyor. Bak hani hocam sanal kökü var bunun. Atıyorum şimdi sanal kökünü bilmiyorum. Eksi i artı 4. Onu analitik düzlemde görebilir miyiz? Hayır. Bu analitik düzlem reel analitik düzlem. Dolayısıyla kesinlikle reel olmayan kökler görünmez. Hani öyle bir kıvrım vardır ki orada reel kökü yoktur. O başka bir sanal köktür yok. Öyle bir şey yok zaten sanal kök e, reel reel analitik düzleme çizilemez. Dolayısıyla ne oluyor? Sen hemen buraya aldanıp bunu 3. derece mi? Direkt bak ne yapmış oldum aslında 3. öncülü patlattık. Baş kat sayısı birdir. E ben bunun derecesini bilmiyorum ki denklemini oluşturayım. Gitti. Ne derim ama x yerine 2 yazarsam p4'e 0 derim. Çünkü bak köklerinden 1 4. Dolayısıyla sadece bire doğru demeliydin. Diğerlerini bilemeyiz. Demin verdiğim örnekten dolayı. Ama hocam önceki sorularda hiç öyle yapmadık dersen bak orada neye uyarırım seni. Bak bakalım burada 3. dereceden demişim. Toplam 3 kökü de yazmışım. O zaman bunun reel olmayan kökü olabilir mi? Hayır. Gel bakalım buraya. Dördüncü dereceden demişim. E zaten iki kökü de bak burada çift katlı olduğu için toplam dört tane köküm burada. Dolayısıyla bunlarda zaten kök sayısıyla derece uyuştu. Ama burada öyle bir durum var mı yok mu emin değiliz çünkü gerekli bilgileri vermemiş. Bu şekilde aradaki farkı görmek lazım. En basit kafana takıldı zaman hemen şunu aklına getireceksin. Ya hoca öyle diyor ama bak hemen bunu düşün. Bir tane kökü var reel ama gördüğün gibi 3. dereceden fonksiyon. Dolayısıyla neyi bileceksin? Not yazabilirsin. N. dereceden bir denklemin n'e farklı, şey n'e farklı demeyeyim. N dereceden bir denklemin N kökü vardır. Ama bu hepsi reel olacak diye bir şey yok bak. Üçüncü dereceden bir polinomun kaç kökü vardır dersem 3 kökü vardır. Kaç tane reel kökü vardır dersem bir tane reel kökü var. Diğer ikisi sanal kök. Dolayısıyla burada da aynı durum olabilir. 3 kökü reel köktür. Atıyorum 7 kökü de sanal köktür. Belki 7. dereceden denklem bu. Dolayısıyla durum buydu. Evet bakalım bir bilgimiz var burada. Px ve Qx polinomların x 3 ile bölümünden kalanlar sırasıyla 13 eksi 7. Px ve Qx polinomu sabit polinom. Px eksi Qx polinomunun baş katsayısı 12. Pqx polinomunun 2x eksi x 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Tamam. Uğraş bakalım. X yerine 3 yazdığım zaman P3 13. Ee, sonra Q3 eksi 7. Sabit polinom demişiz. Evet neyi göreceksin o zaman? Birinci dereceden oldukları halde nasıl sabit polinom oluyorlar? Demek ki görelim bu ax'e birinci dereceden denklem kısmı bu eksi ax'tir. Yazıyorum bak. Px eşittir. Ax artı c. Qx eşittir. Eksi ax artı d. Topladığın zaman ne oluyor bak? AX'ler gidiyor sabitlerim. Başka sayılara aynı diyor sana. Taraf tarafı çıkarırsan o zaman 2AX artı C eksi D olur. Baş kat sayısı 12 demek işte bu. Yani o zaman A neymiş? 2AX eşittir. 12 x'ten A6 geldi. Baş kat sayı 12. O zaman 2A 12 A6. Buradan PX'in 6X artı C. QX'in de eksi 6X artı D şeklinde olduğunu öğrenmiş olduk. Bundan sonra hemen bakalım ne diyeceğim? P3 yerine yazarsam 18 artı C eşittir. 13'ten C eksi 5 oldu. Yani hemen polinomu oluşturuyorum bu. Sonra Q3 eşittir. Eksi 18 artı D eşittir. Eksi 7'den D de 9 oldu. Qx'i yazdım. Buradan D 9 olduğu için. Şimdi artık P çarpı Qx polinomunun 2x eksi 1 ile bölümünden kalan eşitle sıfıra x gördüğün yerine yazacaksın 1 bölü 2. Yani senden ne istiyorum? Çarpımı ayrı ayrı yapabilirsin. P1 bölü 2 çarpı Q1 bölü 2 istiyorum. P1 bölü 2 yaz bu denklemde 3 eksi 5'ten eksi 2. Q1 bölü 2 yaz bu denklemde eksi 3 artı 9'dan orayı yanlış mı yazdık dur bakayım. X yerine 1 bölü 2 yazacağım. Eksi 6 x'ti. Buradan da e, eksi 3 artı 9'dan 6 oldu. Hayda bir yere hatalı yazdım herhalde. Evet hatalı yazmışım. Bir kere d 11'miş. Vay işte hatamıza bak ya. Eksi 6 x artı 11. E, gidip x yerine 1 bölü 2 yazınca o zaman ne oldu? Eksi 3 8 geldi. Diğerine 1 bölü 2 yazınca eksi 2. O zaman çarpınca ne oldu? Eksi 16. O işlem hatağından dolayı kusura bakmayın. Cevabı A bulmuş olduk. Geldik son sorumuza. İkinci dereceden Px polinomunun farklı iki kökü P1 ve 1'dir. Evet olabilir gerçekten. Polinomun bak bu bir P1 bir sayı. Bazen kafan karıştığı şunu düşün. O bir P1 x yerine 1 yazdığımda elde ettiğim sayı öyle bir denk gelmiş ki polinomun köküymüş. Mesela bu a diye bir düşün. a diye bir sabit sayı. Ve aynı zamanda kökümüz 1. Nasıl oluyor? Bak bir uğraş lütfen. Buna da bir yıldızı yapıştıralım. Sabit teriminde iki fazlası baş kat sayısına işinmiş. Tamam. Şimdi bu polinomun köklerinden biri 1 ise. Bak biri 1 net. Köklerinden biri 1. O zaman p1 0 demektir. Burada var mı tereddüt? Kökü 1 o zaman P1 0. Heh, şimdi gel olaya. P1 0'a eşitse bak P1 köklerden biri 1. Diğer kökün ne P1 bak. Bu farklı bir şey. P1 ile bir aynı şey değil. Bu normal bildiğin değil. Bu x yerine 1 yazınca elde ettiğin ifade demek Türkçesi. x yerine 1 yazınca elde ettiğin ifade. O zaman P1 geldi? 0. O zaman ikinci köküm neymiş? 0. Sonuçta madem P1 0 diğer kökümde sıfır. 0. Olay bu. Denklemim o zaman baş kat sayısı A çarpı X çarpı X eksi 1. Bak ikinci dereceden bir polinom. Sabit terimi nedir? P0. Ee, P0'ı bulalım hemen. Sabit terimi zaten bunun yok. Yani 0. Gerçekten bak P0 ne geliyor? Gördün mü? 0 geliyor. Baş kat sayı o zaman. Baş kat sayıya başlayayım. Bunun ne fazlası? 2 fazlası. O zaman başkası katsa 2. Yani A2. Yani Px eşittir. 2 çarpı x çarpı x eksi 1. Gel bakalım şimdi bunun kökünü bir bulalım. Teyit edelim. Birinci kökün ne? 0. İkinci kökün ne? 1. Bana şimdi P1'i bulur musun? Ne gelecek? P1 ne? 0. Gerçekten köklerimden biri neymiş? P1'miş. Bunun adı? Bunun adı 0 yerine P1 yazsam yanlış olur mu? Çünkü P1 0 eşit. Olay budur. Dolayısıyla x1 eşittir p1 eşittir 0. İkisi de aynı şey. Teyit ettim. Polinomun denklemini buldum. Senden ne istiyorum? P3'ü. P3 eşittir 2 çarpı 3 çarpı 2'den 12 geldi. Doğru cevabımız değişik oldu. Yaklaşık 2 saat 20 dakika arkadaşlar. Polinom çok önemli olduğu için. Bak bir de hani Güzel sorular var. Zorlayıcı sen yani seviyenize göre bir şey diyemem. Yani bazı yerler belki zorlamıştır, bazı yerler çok kolay gelmiştir, bazı yerler aşırı zor gelmiştir. Ama gördüğünüz gibi iki küsür, iki saat küsür zaman diliminde polinoma dair bir sürü şey anlattım. İşte bu ayetinin önemini ortaya koyuyor. Bak polinom normalde ne dersin? Ya işte bak şu kısım ya bu burası. 7 maddede ben polinomu sana neredeyse anlattım orada ilk 20 dakikada. Ama mevzu ne kadar derinlikli değil mi? Bir polinom tanımından neler üretiyoruz? İşin içine çarpanlar ayırma, denklem, fonksiyon bilgisi her şey giriyor. O yüzden her konuda polinom vardır. Bu konuya özel burası biraz uzundu. Bazı yerlerde arkadaşlar belki bir saat anlatım yapacağım. Bazı yerler bunun gibi böyle iki saat, iki buçuk saat olacak. Hatta türevde belki daha fazla olur bilmiyorum. Dolayısıyla e, uzunluğuna, kısalığına lütfen takılmayın. Ben açık söylemek gerekirse bak Sonuçta bana da bir nevi iş çıkıyor. Öyle düşünün. Polinom arkadaşlar. Yani 50 dakikada da anlatılabilir mi? Ben Bana anlatılabilir gelmiyor. O zaman benim içime sinmiyor yani. Madem bir iş yapıyoruz şu işi tam yapalım. Normalde bu arada sen belki bunu 9-10 saatte yapacağın bir işi ben soru seçerek, bakarak, analiz ederek, sınavı tekrar gözden geçirerek senin 9-10 saatlik işini 2,5 saate indiriyorum. Böyle de bakarsan bu tarz şeyler aslında tam tersi senin için kısa zamanda çok iş halletmeyi sağlıyor. O yüzden sakın diğer konuları da kaçırmayın tamam mı? Bu şekilde yine önemli bilgiler ve yorumlar vermeye devam edeceğim. İkinci derece denklemde görüşmek üzere iyi çalışmalar.